Evet sevgili dostlar, bir başka tostçu devlog'da yine sizlerle birlikteyiz. İlk yaptığımız devlog'a esasen bayağı ilgi gösterdiniz. Ben bu kadar ilgi göstereceğinizi düşünmüyordum. Yani biz onu yaparız, böyle bir şey olur. 2000-3000 izlenir falan diye düşünüyordum. Ama böyle bayağı en son 10.000 falan mı ne izlenmişti yani. Bizim kanalın standartlarına göre insanlar bu videodan daha çok istiyor anlamına geliyor. Bir 13.000 izlenmiş aynen. Biz de zaten bu videoları yapmaya devam edeceğiz her türlü. Hem kendimiz açısından tarihe atılmış bir not, hem de oyunun gelişimini bizim de böyle bak işte şu zaman şunu konuşuyormuşuz diye takip edebileceğimiz bir arşiv niteliğinde efendim. Yanımda çok sevgili Anıl var. Biliyorsunuz biz Anıl'la birlikte yapıyoruz. Anıl ilk videoda çıkmaya çekindi. Ama Evet, o kadar şimdi evet. ilgi gördü ki ilk video beni ikna etti kamera açmaya. O yüzden artık o da burada bu videoda bizimle konuşacak. Hatta belki gelecekte başka insanlar da yeni yeni insanlar da gelebilir diyoruz. Şimdi tabii nasılsın Anıl? İyiyim, iyiyim. Çalışıyoruz. Tostçuya da ara ara bakmaya çalışıyoruz. İşten kalan zamanda. İyiyim ben. Bilmiyorum, mutluyum genel olarak. Ya özellikle tostçu üzerindeki ilgiden dolayı çok mutluyum. 6.000 wishlist'e ulaştık. Daha taze bugün itibariyle. Daha evet bugün ulaştık. Özellikle o yüzden çok mutluyum. Yani baya büyük bir rakam bu. Ama Aslında düşününce. 10 bin olmadan çöp. Evet abi. 20 bine ulaşmadıysanız oyun Belli, satmaz. belli. Biz şeydeyken, ben işte yayındayken tostçuyla ilgili konuşuyoruz. İşte böyle seviniyoruz falan. Ben şey dedim. 4.000 wishlist olduk, ne kadar iyi falan gibi bir şey dedim. O zaman kaç olmuş hatırlamıyorum da, böyle işte 2000 mi 3000 mi 4000 mi bir şey. Bir tane arkadaş geldi chat'e şey diye. Dostum merhaba, ben de oyun yapımcısıyım. Yaklaşık olarak 10 senedir şunları geliştiriyorum. İşte Facebook oyunu falan mı ne geliştirmiş, şöyle bir şey. Eğer ki ben sana açık açık söyleyeyim de moralim bozulmasın. Eğer 10.000 wishlist'e ulaşmadıysanız oyununuz çöptür, üzgünüm. 10.000 wishlist'i hedefleyin falan gibi bir şey demişti. Biz de dedik ki Allah Allah. Yani öyle dediyse abi. Bir de şey, form doldurmamız gerekiyordu. Onu da unutmayalım. Evet, o da tarihe not düşülsün. Evet. Şimdi tostçu şeyde çıktı. Onları da konuşacağız tabii. Tostçu ilk 3 2023 indie korku oyunları showcase'inde çıktı. Şimdi biz tabii ki oraya özel bir fragman yaptık bizim oyunun en son build'i ile. Ve de çok da heyecanlıydık. Böyle global bir şey çıkacağız. Çünkü 2022'deki ilkin şeyine bakıyoruz. Bütün bayağı siteler coverlamış oyunları, liste liste tek tek koymuşlar. Oyun sayısı da daha azmış falan. Çok coştuk yani böyle bir etkinlikte olmak için, olduğumuz için. İşte Signalis'in ve de işte Happy's Humble Burger Farm gibi bayağı bu 2023 yılının korku hitleri duyurulmuş orada. Çok coştuk tabii, çok sevindik biz buna. Neyse işte fragmanı yaptık, yolladık, verdik. Etkinlik zamanını bekliyoruz. Etkinlik günü geldi, çattı. Hani ben adamlarla konuştum, her şey okey, biz okey etkinlikteyiz yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama ben anksiyete yaptım. Canlı yayında izliyoruz programı. Ben anksiyete yaptım. Neden yaptım onu da açıklayayım. Havaya yapmadım. Ben önce bir şaka yaptım şeydi. Abi hani bizim oyun çıkmazsa ne olur ya, bizi unuttularsa falan Evet. gibi bir şaka yaptım. Sonra programın hostu şey dedi. Bir tane oyun tanıtırken. Ya dedi, şimdiki oyunu dedi bir tık dedi özür dileyerek dedi şey yapmak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz dedi. Çünkü dedi normalde biz bunu geçen senenin showcase'i için seçmiştik. Ama işte koymayı unuttuk. Programda göstermeyi unuttuk. Hani bu yüzden evet, oyun da çıktı, bir sene oldu artık zaten. Bir senedir release'de ama hani bir sike yarayacaksa da yarmayacak şey olması o zattan sonra. Çünkü oyun bir senede çıkmış ama işte özür manyetinde fragmanı yayınladılar. Ben de dedim ki okey, demek ki böyle bir şey olabiliyor. Hani ve işte olursa bize olur anasını satayım falan Evet, diye. o noktadan sonra biz böyle bütün akşam sinir Evet. stres, eller Evet. titriyor. Evet. Ben de tabii keşke önceden sorsaydım. Ben de sormadım gidip yani, hani abi bak bizi koydunuz değil mi falan gibi. Dedim böyle sormayayım dedim şimdi şeymiş gibi.
Sanki böyle bu konuda şüphe varmış gibi sormayayım dedim. Ne sormadım falan. Bayağı bir gerildik. Çıkacak Evet. çünkü Ama çıktı. sonra işte etkinlik 2 saat 15 dakika falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Öyle bir Ve şey. böyle 2 saatte geldi neredeyse. 2 saat Evet. içinde falan gösterdi. O Biraz noktada ben artık sonlarındaydı. evet. Biraz O noktada sonlarındaydı. ben de burada yani bilgisayarın başında artık ağlayacaktım neredeyse. Ama evet sonunda gösterdi. Ama Sonra sen önceden sormuştun şey diye. ben tabii ben gururumu yenip Evet. en son artık şey yaptım yani. Sordum abi biz de varız değil mi falan gibi böyle dayanamıyordum çünkü ve son 20 dakika kalmıştı etkinliğe böyle. Ben artık dedim ki okey daha gurur yapılacak yok sor Mert dedim yani bu dedim kalpten gideceksin yoksa bir de burada rezil olmak var oyun çıkmayacak falan unutacaklar bilmem ne. Neyse işte o sıra ama şöyle bir şey oldu bunlar olurken bir tane arkadaş bana Discord'dan yazdı falan böyle. Evet. Ya valla yalan olmasın aynı adam da olabilir emin değilim. Chat'e de yazdı sonra chatten Discord'a da yazdı. Şey Aynı adam yazdı. derken bu önceki şey adam Evet mı? evet önceki 10 bin 10 wishlist. 10 bin galiba 10, ya emin değilim şimdi günah almıyordu ama bence 10 bin wishlist adamdı yani. Şey dedi ne derler dostum siz bu etkinliği bekliyorsunuz böyle ama sadece bir tane oyun yapıp bu oyunun başkaları tarafından fark edileceğini düşünüp böyle etkinlikte bekleyemezsiniz oyununuzun seçilip seçilmediği için falan diye. Bir tane form doldurmanız lazım. Bak bu form diye bana bu etkinliğin formunu atmış. Bizim 4 ay önce doldurduğumuz formu diyor. İnanılmaz. Evet ben de dedim ki ha okey yani ben de yayında söyledim bunu çok komik çünkü yani gerçekten bizim Evet. oyunu yapıp böyle beklediğimizi falan düşünmüş. İnşallah biz de çıkarız. Köylüyüz bizi beğenmezler falan gibi. Bunu şey yapmış böyle arkadaşlar. Ne komik bir enstantane oldu bu da yani. Evet, o akşam çok uzun bir akşamdı ya ama Evet. gerçekten şeydi heyecanlı ve bilmiyorum sonunda değdi yani. Biraz şey Peki oldu gerçi yorulduk yani ama yorulduk. Evet. Ama olsun o da onun şeyi oldu. evet Anısı oldu o da onun. anısı oldu Evet. evet Peki yani biz global bir indie korku oyunlarının olduğu bir etkinlikte çıktık Tosçu'yla. Bayağı da iyi oyunlar arasına çıktık. Hatta bazıları o kadar iyiydi ki ben ilk başta etkinliğin başında bir tık şey oldum. Aa hani biz bu kadar iyi değiliz galiba falan gibi oldum bir yerde. Ama sonra dengeledi. Hani çünkü gerçekten böyle aralarda çok triple A falan gibi oyunlar da vardı böyle. Çok mesela bir tane ya şeye çok şaşırdım. Bir tane Japon elemanın Dungeon Crawler oyunu var, JRPG. Ve ben daha sonra araştırdım o çocuğu. O çocuk böyle şey gibi çok tuhaf bir çocuk yani. hatırlıyorum galiba Evet, evet. hangisinden. Oyunun Evet, adı yok. bahsettim. Adı yok oyunun bu arada. Bana diyeceksin ki şimdi oyunun adı ne? Oyunun adı yok. Araştırdım yok. Sadece developer böyle kendi adını vermiş oraya. Developer'ın adı Pito mu ne öyle bir şey. Pito mu ne öyle bir çocuk Japon. Oyunun adı yok sadece Pito yazıyor. YouTube kanalına baktım. Baya enteresan bir kafa. Neyse çok böyle yaratıcı insanlar vardı yani. Onların yaptığı oyunların yanında tabii ki bir tık böyle şey hissettim ben yani. Moglanmış gibi hissettim Blackpill bir terimiyle Evet. hani. Oluyor bu ister istemez. Daha iyiler var, daha kötüler var. Ama daha sonra bir tık daha böyle bizim seviyemizde oyunlar görünce ben şey oldum. Çünkü biz çok ambitious, çok şey bir oyun yapmıyoruz açıkçası. Yani böyle aman Yani en Allah'ım şu azından o noktada değiliz yani daha değiliz. hani Aynen evet değiliz. Evet. prodüksiyon açısından hani o öyle bir bitmişlikte değiliz o yüzden Değiliz. ben de Daha çok doğrusu evet beğendiğim çok oyunlar çok oldu ya. polish çok polish şeyler gösterdi. Çok cilalı şeyler gördük bazı Yani oyunlarda. şey bile olsa Onu abi demek hani istiyorum. Nintendo 64 şeyi oyunu gibi yapmış olanlar vardı böyle. Öyle bile olsa hani böyle şey daha bitmiş göründüğü için Evet. biraz ben de öyle hissetmiştim ama evet dengeledi yani bazı oyunlar da gerçekten hani Dengeydi. çok Ya çok iyi değil gibiydi. evet, Evet. bazı oyunlar gerçekten şey gibiydi. 2-3 tane oyun özellikle ben anlamadım bile onların ne olduğunu tam olarak. Kötü fragmanlar da vardı, çok iyi fragmanlar da vardı. Bence bizim fragmanımız iyiydi. Peki nasıl tepkiler aldık sence? Yani bence bir tık şey gibi oldu çünkü. 2022'deki çok daha coşkulu bir etkinlikmiş. Çok daha fazla sitelerde konuyla alakalı yazılar, listeler çıkmış. Burada o olay çok olmadı. Çok Evet. kıvırcık görmedik. Ama 1000 wishlist aldık galiba. Biz tabii çok daha yüksek bir Evet. orandadır dedik ama 1000 Toplamda aldık. evet 1000 geldi.
Bence iyiydi. Yani coverage olmamasına rağmen ben baktım işte yayıncılardan bazıları izlemişler Twitch'te etkinliği ve şey çok iyi olmuş. Hani bazı senin eklediğin böyle küçük şeyler dikkatlerini çekmiş. Onun üzerine yorum yapmışlar falan. Mesela O açıdan iyi şeyden bir trailer olmuş aslında yani. ya evet ben açıkçası böyle ilk trailerımız bir tık daha böyle daha sanatsal falan aralarda 90'lardaki olaylardan hem global Evet. hem Türkiye'deki olaylardan bir takım görüntüler koydum. Dönemin estetiğini anlatsın diye de insanlar onu tabii ki abi Susurluk'la ilgili oyun mu yapıyorsunuz diye anladılar. Evet. Yani Ben yok. bu arada hala beğeniyorum onu ama işte. Ya evet ama o build yani içerisi çok dolu değil ya. Hani böyle çok şey görünüyor. Çok desolate Evet. görünüyor. O kadar da değil. Bir dolabımız, molabımız, bir televizyonumuz, bir şeylerimiz falan olacak yani. Hani içerisi dolu dolu olacak. Daha da dolu olacak. Hatta bu ikinci fragmanda gösterilenden daha da dolu olacak. Ama şey. Ya ilk fragmanın günahı yok. O teaser'dı zaten. Tam fragman Evet. gibi şeydi. Asıl fragmanımız bu. Şey noktası bence iyiydi. Onu iyi ki yapmışım yani. Önce yapmamıştım çünkü son anda ekledim onu. Oyunda yapacağın şeyleri kırmızı kötü kötü yazılarla yazdım ya. O mesela insanların ne yapacaklarını anlamaları için iyi. Orada da bir tık aman kaçırılmayın noktasına falan takılmışlar ama sadece kaçırılma da yok oyunda bir sürü şey var. Evet, onu demiştim. Onu ya o yazıları mesela en azından hani okuyorlardı benim baktığım yayınlarda hani Evet. en azından okuyorlar bazılarını yorum yapıyorlar işte o açıdan iyi olmuş yani sadece böyle göstermeyip bir de oraya yazınca insanlar don't get kidnapped falan orada tabii küçük bir nokta senin yaptığın o küçük bir detay var ona kimse takılmamış o biraz canımı sıktı ama neyse o da şey olsun işin gizemi kalsın birisi belki takılır bir gün. Şey peki ne, yani ne diyorsun abi yani şey gibi oldu biraz bizim tabii ki ya hani şunu da belirtmek lazım bunlar bizim ilk defa tecrübe ettiğimiz şeyler yani biz böyle Anıl tabii Evet. ki daha tecrübeli ama böyle Anıl da herhalde kendisini bu kadar otör olduğu bir projede daha önce bu kadar ön plana şey Yok, çıkmamıştı değil mi hayır. yani Ben daha aynen çok evet, ben daha çok daha takım halinde çalıştığımız şeylerin evet. üzerinde insanların neler yazdığını falan gördüm. O da iyi, güzel bir his bu arada. Ama bunda daha iyi hissediyorum. Yani şey, birisi bir şey yazınca direkt hani sana ve bana yazıyorlarmış gibi Evet olduğu evet. için. Yani Ravenscape adı olarak ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Yani Ravenscape'de ikimiziz. Evet. Ortada başka birisi henüz Çok yok. güzel bir his yani. Evet, yazdığınız o yorumlar, güzel yorumlar gerçekten bilmiyorum güzel hissettiriyor. İşte şey olanlar var çünkü arada böyle tabii ki yine bot yorumları var. Evet. Ha yayından sordun. bot yorum derken yanlış anlaşılır. Şey bot taklidi yapan Evet evet ruh hastası evet. insanlar var. Bot Evet. taklidi yapan yorumlar da var ama arada şey de var böyle gerçekten hani oyunu bekleyen hani gerçekten heyecanlı olan insanlar var. Bilmiyorum beni çok mutlu ediyor. Bir de çok fazla var yorum falan. Tweet atınca da altına gelip insanlar bir şeyler yazıyorlar sürekli. Yani bilmiyorum ben baya mutluyum. Ya yani bizim için bunlar çok yeni olduğundan tabii ki bizim ilk üçle ilgili olan projeksiyonumuz çok daha farklıydı. Hani baya böyle Evet. daha az oyun olur diye düşünüyorduk, daha fazla coverage olur diye düşünüyorduk. Olmadı, sağlık olsun ama bin wishlist yine iyi. Bir de benim anladığım kadarıyla genelde zaten böyle yani indie korku oyunlarının çok niş bir nokta olduğu için indie korku oyunlarının genellikle bu şekilde gidiyor yani böyle çok aşırı derecede majör sayılar falan yok. Eğer böyle çok büyük bir Evet. hit değilsen ki orada da zaten o majör sayılar çok büyük yayıncıların oynamasıyla geliyor. Ama yine de tabii ki bizi bir radarın üzerine soktu. Yabancılar gördü. Oradan takip aldık. Yabancılardan falan insanların radarına girdik. Bir takım yorumları okuduk. Bir kere şeye çok coştuklarını gördük. Orada içgörümüz doğruymuş yani. Restoran korkusuna herkes çok var. Hemen Evet. coştular yani onu bir görünce zaten nasıldır tost yap Panini. yani Panini Panini Simulator diye making. tabi tost ekmeği yurt dışında öyle bizdeki gibi tost ekmeği şeklinde olmadığı için ya da tost bizde ya yani şey diyorlar abi bizdeki tost oralarda French ne şey
French toast diye mi geçiyor oradaki? Bizdeki gibi böyle bir tost kültürü yok yani. Her şeyi ekmeğe Evet nasıl evet koyalım ve yok ama makineyle basalım. yine şeyleri de gördüm yani bu yani tost olayını direkt kapan yabancıları da gördüm. Demek ki bazı ülkelerde Var, evet. var, Demek ki. bazılarında yok. Yani panini bilmiyorum. Panini değil o, ekmek. Evet, ama işte düz Ya da onlarda bizdeki gibi ekmek yok. Yarım evet ekmek diye bir evet. şey yok. Yarım ekmek. Bizde şey yok. Halk ekmeği. Evet, O evet. tüm ekmek yok. Evet, Yarım doğru. ekmek kavramı yok Burada onlarda. yok mesela öyle bir şey. Tabii, Burada mesela yoktur. gittiğin zaman şey fırına direkt o şey küp tarzı ekmekler var böyle köşeli ekmeklerden Fransızlarda var. baget maget var işte bir. Benzer ama Evet, evet. daha, o da max Değil. baget yani. Hani tam böyle yarım ekmek kallavi böyle bizdeki gibi üçgen yok. Biz tabii ilk başta falan çok heyecanlandık. Çok aşırı böyle sonrası bayağı benim için yani hayatımda yaşadığım en ilginç hislerden birisiydi yani. Sonrasında bence bir tık böyle tam kelime olarak bekleneni vermedi gibi oldu. Fakat işte şöyle başladı, şöyle bir tık düştü, sonra tekrar yükseldik gibi oldu. Çünkü şey açısından işi kafamızda normalize ettik. Yani büyük ihtimalle bir daha bir etkinliğe çıksak aynı heyecanı yaşamayacağız. Bu hani böyle ilk defa tecrübe ettiğimiz için. Ama bir yandan da gurur verici bir şey tabii ki canım. Yani Evet. ama işte böyle bir çok life changing bir şey miydi? Bilmiyorum. Bunu gelecek gösterecek yani. Biz yine Yani de çok mutluyuz. benim tahminim bir sonraki olursa böyle bir etkinlik çok daha şey olacağız. Yani çok daha etkili olacak Evet. orada göstereceğimiz şey. Tabii bir de Çünkü kimse bizi tanımıyor. daha fazla içerik olacak oyunda ve büyük ihtimalle yani üçüncü bir sefer olursa tabii artık herhalde bir şey son trailer tarzı bir şey olacak o. Evet. Hani oyunun son hali tarzı bir şey olacak. Yani tabii yarın olmazsa birkaç ayda falan diyorum öyle bir etkinlik olursa eğer büyük ihtimalle artık hem şey olacağız, tecrübeli olacağız. Hem formu dolduracağız öncelikle. Formu doldurmadan beklemeyeceğiz. Evet. Yani evet, bilmiyorum iyi bir tecrübe oldu bize ya. Bir de sucuk abi, sucuk. Ha, My evet ya favorite o sausage. sucuk muhabbeti de, evet aynen. Sucuk. Peki şey şimdi bir takım bize sorular geldi. Bu videoda aslında biraz soru cevap yapacağız. Evet. Sizlerden gelen sorular var. Onlara cevap vereceğiz efendim. Buna bir not düşeyim ben. Öncelikle bu sorular baya ne zamandan beri Haziran Temmuz'dan beri topladığımız sorular. Evet, Çünkü bayağıdır var hani yani. son videodan baya zaman geçti. Soruların çoğu şey olacak büyük ihtimalle hani yeni trailer'da cevaplanmış ya da zaten hani gördüğünüz şeyler olacak. Ama yine de bilmiyorum. Teker teker gidelim bakalım neler var. Bayağı ilginç sorular da var içinde açıkçası. Sorular sende. Evet abi. Tostçuyla alakalı, spesifik olarak tostçuyla alakalı sorularla başlayalım. Oyunda korkutucu olan ne? Bu şekilde bir sürü mesaj geldi bize. Ben buna çok takılıyorum. Şu açıdan çok takılıyorum. Sürekli olarak korku yayınlarında da bu tip geliyor. Yani spesifik olarak bu arkadaşı şey yapmak istemiyorum tabii ki de hani genel olarak şunu diyorlar. Korkmadım. Korkmuyorum. Evet. Şu daha korkutucuydu. Bu daha böyleydi. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Çok fazla korku filmi izleyen birisiyim. Hep böyle korku oyunlarına, korku filmlerine. Yani 34 yaşındayım. Ve yani hani iyi bir külliyat biriktirdim gibi düşünüyorum kafamda. Yani tabii ki bir şey değilim yani Giovanni Scognamillo falan değilim. Ama yani korkunun en azından doğasından hani gerçekten bir de paranormal muhabbetlerle de ilgili bir insan olarak hani bu tarz şeyleri her noktadan tüketiyorum. YouTube videosu, oyun, film, creepypasta, yazı ve o sebeple mesela şimdi beni şey çok sıkıyor. Oyunun beni korkutmak için özel bir çaba göstermesi beni çok sıkıyor.
Bunu çok böyle obvious bir şekilde yapması beni çok sıkıyor. Beni çocuk gibi hissettiriyor böyle yani. Hani işte o mesela şeyler, screamerlar, ne bileyim, gidiyor işte, giriyorsun ve gözünün önünde gif geçiren oyunlar falan gördük. Hamam böceği geçiriyor gözünde falan, işte o şey oyununda, ne derler, Backrooms oyununda. Yani ama ben istiyorum ki, ama mesela ki yavaş yavaş bu fikirde onlardan geldik. Ne bileyim mesela, Chilazart oyunlarında genelde şey gibi yapıyor. İşte en son oyunu Parasocial'dan örnek verelim. Yani sen bilgisayarın başında oturuyorsun ve orada iki tane gerginlik yaratan şey var. Birincisi, sen izledin değil mi yayını? Evet, İzledin, doğru. Birincisi, ekrana bakınca ekranda bir korku öğesi var. Çünkü chatine birileri bir şeyler yazıyor. Oyunda bir yayıncıyı canlandırıyoruz. Chat'e yazanları takip etmek istiyorsun. İkincisi, senin yanından bir şey gelebilir mi? Evde yalnız mısın korkusu var. Ve bunları çok, ve neredeyse kullanmıyor bile. Bir yerde sadece kullanıyor. Eve kız geldiği zaman, kız gelip yanına işte bir şey istiyor ve kafanı döndürüyorsun falan böyle orada. Evet. Şimdi bunlar seni özellikle korkutmaya çalışmayan ama doğası gereği korku yaratan durumlar olduğu için ben çok daha çok seviyorum böyle bir korkuyu. Ama insanlar şuna çok alışmışlar. Tabii ki genel olarak korku oyunlarının popülerleşmesi, bu tarz küçük korku oyunlarının popülerleşmesi, işte Amnesia, işte PewDiePie'in Amnesia serisinden bir prototip oluşturdu o bize. Ve böyle orada tabii ki hep şeyi insanlar senelerce izlediler. Yayıncı oynuyor ve yaratık çıkıyor be diye böyle, ve yayıncı aa diye bağırıyor. Ve tam bu da oluyor tabii ki oyunlarda. Geriliyorsun, ben de bağırıyorum falan. Ama yani bu onların kabul ettikleri korku oyunlarının bir eğlence biçimi gibi. Böyle bu şekilde eğleniyorlar yani. Jumpscare kullanmıyoruz biz. Oyundaki korkutucu olan şey esasen Parasocial'daki şeyle aynı. Orada nasıl ekrana bakıyorsun ve yani ekrana bir şeyle ilgilenirken başka bir korku durumu oluşabilmesi, irkilmek gibi bir şey varsa, burada da tost yapıyorsun. Ki burada bilgisayardan çok daha fazla bir şey durumumuz var. Angaje eden bir durum var sizi. Çünkü ekmeği Evet. alacaksın, keseceksin, içine bir şeyler dolduracaksın ve o sırada yanında bir açık bir kepenk var. Ve o açık kepenkten belki bir şey kaçırıyorsun yan tarafa bakmayarak. Belki biri seni izliyor. Belki bir müşteri gelecek falan. Hani bu işin yarattığı iş stresi, ki bu da zaten Happy's Humble Burger'dan bir tık benim görüp etkilendiğim bir şey. Ki bu oyunun genesisi bu zaten yani. Yoksa biz şaka olsun diye tost oyunu yapmıyoruz. Bu bir şaka oyunu değil yani. Hani burada yapmaya çalıştığımız şey, sen o işle ilgilenirken hem o işin stresi, hem de çevrenin stresi, hem de evet şu anda bir korku oyunu oynuyorsunun getirdiği bir gerginlik oluyor biz zaten yani. Biz o yüzden Evet. atmosferik korku yapıyoruz. Oyunda korku verici şey de bu. Çok uzun bir cevap verdim, kusura bakma, Yo konsantre olamamışım. yo şey daha önce bahsetmiştik zaten galiba bundan ya da sen yayınlarda söylemiştin o şeyin tostçu dükkanının liminal hissi Evet. zaten yani ben proje üzerinde çalışırken bana oluyor bile bazen hani orada tek başınasın ve yani hiç müşteri yokken bile orada öyle bir his var ki yani böyle tek başına bırakılmışsın ve hiçbir şey yok etrafta falan. Sadece bir şey var işte ortamın bir sesi var. Bu bile bir korku unsuru bence yani geriyor en azından insanı. Bir de üzerine hani etrafta olan bazı şeyler olunca yani jumpscare olmadan işte daha doğrusu korkutma potansiyeli olan şeyler olunca ortamda. Bence benim için de bu yeterli. Jumpscare biraz... Ya ben çok korkuyorum korku oyunlarından kendim de. Ama bana hep şey gibi geliyor. Yani jumpscare'li oyunlar bir süre sonra hani korkmamaya başlıyorsun. Hani koşturuyorsun. Aksiyona dönüyor daha çok. Hoşuma gitmiyor yani. Mesela şu senin oynadığın... İsmi neydi oyun? Uzaylı oyunu en son oynadığın. Çok Aa, şey çok güzel evet. yapılmış olan. Abi evet. Kordosis. Cordosis. Cordosis de mesela hani şey daha uzun süreli bir etki bırakıyor. Oyunu kapattıktan sonra da şey hissediyorsun. O gerginliği atamıyorsun üzerinden falan. Evet Benim ya, bence bu çok çok daha iyi.
şeydense, hani yüzüne bir şeyler gelmesindense. O oyun full çıkınca bayağı popülerleşir. Ben sana söyleyeyim. Bence Yani de. Evet. o bayağı şey gibi olur. Coverage falan alır. Çok yayıncı oynar. O tam böyle şey. Bal döküp üzerine yalanacak oyun yani gerçekten. Çok malzeme var o oyunda. Evet. Aynı zamanda bir de şey, bu Petscop tarzı, hani daha nasıl diyeyim, yani çok da korku olmayan ama işte yani insanı biraz da geren, hani Evet. garip şeyler bence çok daha değerli. Bilmiyorum. Ben hiçbir zaman şeyin fanı olmadım, yani bu Five Nights at Ben de, Freddy's ben de. tarzı İşte oyunlar, bilmiyorum. onlar zaten Suratına bağırıyorlar ya böyle. tabii işte bu YouTuber Hoş işte değil. PewDiePie, Amnesia, Ecoli falan derken ondan bahsediyorum. Bu oyunlar bir tık böyle bir şey gibi oluşturdular. Bir prototip oluşturdular. İnsanların neyden korkmasıyla alakalı. Nasıl 80'lerdeki korku filmleri insanların neyden korkmasıyla alakalı bir prototip oluşturdu. Bu oyunlarda bunu yaptılar yani. Ama şu anda mesela neden A24 filmlerine çok rağbet var? Neden Midsommar'da aşırı derecede paranormal bir şey olmamasına rağmen korkutuyor, geliyor? Ya da ne bileyim işte benzer başka A24 filmlerinde bu neden oluyor mesela? Bundan dolayı, senin dediğin muhabbetten dolayı oluyor yani. O bir noktadan sonra o daha kıymete biniyor. Evet. Çünkü izleyicinin ya da oyuncunun zekasına ve onun içgüdülerine daha çok saygı duyan işler gibi. O yüzden atmosferik korku yapıyoruz biz. Jumpscare olmayan bir tecrübe ve jumpscare açıkçası bence artık böyle korku oyunlarında yavaş yavaş gitmesi gereken bir şey yani. Yani Ucuz bir şey. ucuz bir şey. Yani şu Tatsız. olabilir. Evet, şu olabilir. Bakın yani şimdi jumpscare derken bu kendi içinde scare yani yani o bir jump scare yani sana tak diye ekrana bir şey gelecek ve seni irkiltecek. Ama şu bence jump scare değil yani. Sen bir şeyle ilgileniyorsun oyunda ve bir yerden bir ses duyuyorsun ve o ses seni geriyor. Bu jump scare değil, bu çevresel bir şey. Ama sen bir şey Evet. yapıyorsun ve ekranına birdenbire "Aa!" diye bir şey giriyorsa bu jump scare. O aradaki farkı ya bunlar var çünkü bizim oyunumuzda. Sonra şey gibi olmasın. Abi jump scare yok dediniz de bu ne amına koyayım? Bunlar var tabii ki yani hani çeşitli çünkü gerçek hayatta da olan şeyler bunlar. Hepinize haftada bir oluyordur. Oturuyorsunuzdur. Bir yerden bir ses gelir. Ha bir dakika bu ses neydi ya dersiniz ya kaynağını bulursunuz %90 bulamazsınız ve hayatınıza devam edersiniz. Hani her gün bir sürü şeyi Evet. insan unutuyor sonuçta yani. Ama işte bilemezsiniz onun ne olduğunu. Biz Abi bizim mesela şey var, her gece de, demeyeyim de, nadiren oluyor da, geceleri mesela bazen zilimiz çalıyor. mesela ve şimdi. kimse yok, kimse yok Ha, ha gerçekten. mesela Baktık ne kaç yani? kere. Ne bu şimdi? Yani büyük ihtimalle bir böcek konuyor diye benim teorim bu. Şey, çünkü Rasyonalize sadece ediyorsun. bir tuşa basmak gerekiyor ama yani öyle bir şey büyük ihtimalle, ama yani o mesela çok daha fazla geriyor. Şey dedin yani, mesela Midsommar. Yani filmin mesela bence gerici olan kısmı zaten o sonuna kadar olan kısmı. Sonunda bilmiyorum, ben bence çok gerici değil artık. Orada biraz böyle resolution gibi oluyor. Aslında hani anlatsan korkutucu olacak kısmı, ama orası mesela. Ama mesela izlerken çünkü geriliyorsun, çünkü garip şeyler oluyor ve hani hiç şey göstermiyorlar. Hani gizemli bir olay var ortada ama hani bilmiyorsun ne oluyor falan. O bence çok daha, bilmiyorum, o hazırlık aşaması bence çok daha iyi. Ve orada mesela oraya kadar gelip böyle bırakınca çok daha etkili oluyor aslında. O jump scare ile bitirmektense. O yüzden Tosçu öyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Hani sürekli böyle bir diken üstünde hissedeceğiniz bir deneyim olacak şeydense, hani bir anda böyle yüzünüze bir şey gelmesindense. Ve ben bunu tercih ederim açıkçası oyuncu olarak. Yani genel bu sorunun cevabı çok geniş bir şekilde buydu. Evet, çok uzun oldu. Böyle Olsun. gidersek Olsun. bitiremeyeceğiz. Çok. Evet, devam ediyorum. Şöyle sorular gelmiş. Abi, oyunun çok büyük bir bölümünde sadece tozcu dükkanında mı olacağız? Ya da oyun sadece dükkan içinde mi geçecek? Bu tarz sorular gelmiş. Yani biz bunu Evet. zaten sanki cevaplamamış mıydık daha önceki videoda? Cevaplamışızdır, cevaplamışızdır ama evet tabii ki öyle. Yani hani
Evet. şey değil, dışarı çıkma gibi bir şey. Yani şu noktada düşünmüyoruz. Evet. Sadece Onu içeridesiniz. evet. Onu Iron bir ara Man düşün. gibi. Onu bir ara düşündük. Ama hayır. Yani şu noktada sadece dükkan içinde bu kısıtlı alanı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sonraki soru, ihtiyacınız olursa X diline çevir yapabilirim tarzı mesajlar. Böyle çok fazla mesaj geliyor. buna şeyi de katabiliriz. Elemana ihtiyacınız var mı tarzı mesajları. Vardı. Çok Kısa olarak. kısa bir süre vardı ama hallettik gibi şu anda. Evet. Şu anda hallettik gibi. Mekan sorusunda da şey demek istiyorum ekstradan. Yani şey diye düşünenler olabilir. Sadece dükkanın içindeysek nasıl olacak falan diye adamlar. Vallahi Iron Lung çok daha az etkileşim vererek çok daha küçük bir alanda sizi tutuyor. Aynen. Yani filmini yapıyorlar şu anda. Yani şeyi Market düşünün. evet. Evet, şeyi düşünün arkadaşlar. Yani müşteriler var. Birincisi. İkincisi, baktığınız ortam var. Dükkanın önü. Dükkanın arkasındaki kapı var. Sonra televizyon var. Radyo var. Ve birkaç tane oda var bu yerin içinde. Evet. Yani aslında evet, dediğin gibi mesela Iron Lung'da yani bundan çok daha az şeyde yapmayı başardılar Tabii. adamlar. Camlar var. Camlar bile yok galiba. Bir kontrol mekanizması var. Nereye gideceğini Evet. belirleyen. Galiba bir tane böyle mesaj gelen fax koordinatların çıktığı bir fax makinesi gibi bir şey var. O kadar. Evet. Galiba bir ekran vardı. İşte fotoğrafı Ekran çekince var, görüntü evet. çıkan, bir de ses. İşte etraftan Aynen. sesler geliyor falan. Başka da bir şey yok. Yani Ve bizde seven çok de daha sevdi. fazla, evet, bizde çok daha fazla şey var kullanılabilecek. Tabii. Yani özellikle ya karakterler geliyor falan. O yüzden Tabii karakterler geliyor. Başka insanlar var. Başka olaylar var. Arkada evet. işi yaptığın bir tezgah var. Daha sonra verdiğin siparişi şey yaptın ve insanlarla iletişime geçtiğin bir tane diğer tezgah var. Radyo var, televizyon var, soğuk odası var, tuvalet var, Aynen. yatak odası var. Bütün bunlar oyunda kullanacağınız şeyler. Hiçbir şeyi Aynen. oraya yani boş koymuyoruz. Yani bir de zaten biz bunu aramızda da konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla. Bence bu kısıtlamalar daha çok bizi daha şey nasıl denir? Yani yaratıcılığa itecek bence. Çünkü hani elimizdekileri nasıl kullanabiliriz diye çok dolu bir şey olacak yani ortam. O konuda bir şey şüpheniz olmasın yani hani sadece dükkanda nasıl olacak küçücük alan falan gibi halledeceğiz. Şey bence de ya yani hani böyle çok fazla büyük mekan gez gibi yani bu da olabilir tabii ki ama Tabii, yani bunun olmadığı oyun çalışmayacak falan diye şey yok. O yüzden sadece dükkanın içindeyiz ve çıkmıyoruz. evet. Bir de şey olayı da var. Mesela bu yani bir sürü mekan gezdiğin oyunlarda hani çok fazla mekanlara alışamıyorsun. Yani gözün alışmıyor hani şey navigasyon olarak da hani nereye neyin nerede olduğuna falan çok alışamıyorsun. Küçük mekanlı oyunlarda öyle bir avantaj da var aslında. Sen oraya alışıyorsun bayağı. diyelim ki ilk gün hiçbir şey olmuyor ve sen oraya buraya gidip duruyorsun sürekli dükkanın içinde. Sen şimdi alıştın oraya. Orası senin evin gibi bir yer. İkinci gün eğer hani ufacık bir değişiklik olduğunda onu fark edeceksin. Böyle de bir avantajı var aslında. Evet. Yani bir noktadan sonra bir de sürekli olarak bildiğin yerde kendini daha güvende hissedersin ya. İşte evet. Onu da yavaş yavaş şey yapmak gibi olacak biraz. Onu da yavaş yavaş kırmak gibi olacak biraz yani. Evet, devam ediyorum abi Evet abi. sorularla. Sanayi tostçularını gezip oralarda birkaç saat geçirirseniz bol bol veri toplayabilirsiniz demiş birisi. Yani ikimiz de bence ömrümüzde yeterince sanayi Evet. tostçusuna vakit geçirmişizdir diye düşünüyorum. Evet, bu cevap vermek için bu soruyu yani soruda değil de Aa, bu yani yorumu aldım.
Bizim herhalde şu anda sanayi tostçusunda geçirecek bir ekstra saniyemiz bile yoktur ihtiyacımız olan yani. Hani öyle düşünüyorum. Bence de. Yani birincisi yedik, ikincisi o kadar çok fazla video izledik ki yani artık Evet. bilmiyorum. Evet. Evet, sonraki yorum bundan sadece bir tane yoktu diye hatırlıyorum ama şey, birisi İngilizce şey yazmış. Bad graphics means bad Evet. game. Bu tarz böyle bir algı var. Bilmiyorum. Kötü grafik derken neden bahsettiklerini anlıyorum ben. İşte bu Tenşi. aynen PS1 şeyleri, grafikleri. Yo yani Ama bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? PlayStation 1 estetiği kendi başına ayrı bir şey zaten ama onu geçiyorum. Genelde low poly oyun diye bir şey de var. Mesela Kenshi yani bunun en ünlü örneklerinden birisi ve evet. muhteşem bir oyun. Bu çok şey yorumu. Bilmeyen Yani insan yorumu. evet, bunu ben çok görüyorum diye birazcık listeye Var evet. ekledim. Sadece bize değil, hani birçok oyuna gelen bir yorum. Yani bilmiyorum, bırakın arkadaşlar bunu artık yani. Eğer yani kötü grafikli olduğunu düşünüyorsanız ya oynamayın. Çok vakit harcamayın bunu düşünmekle yani. Yani bu şeyle Çünkü eşdeğer bir şey ya bu. Retro oyunu yapmayınla eşdeğer bir şey yani. Hani evet. retroya rağbet mi olmadığını düşünüyorlar acaba? Çünkü yani retro bayağı bildiğin ya o 90'larda 2000'lerin başında çıkan şeyler bir de zaman geçtikçe böyle şeye de dönüyor. Mesela bir noktadan sonra şeyler de yavaş yavaş retro olmaya başlayacak. Hatta çoğu meme olmaya başladı bile 2010'larda çıkan. Evet. Yani sizi Şey de falan bile artık Oblivion falan, bilmiyorum, bana çok eski bir oyun gibi evet. gelmiyor ama Ya artık bak meme şimdi biz yani. 80'ler 90'lar jenerasyonu olduğumuz için bizim retromuz bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar. Yani 90'larda ve 2000'lerin başında. Hadi ben 89'luyum. 80'leri yaşamadım da hani 90'larda çocukluğumuzda oynadığımız 2000'lerin başında oynadığımız oyunlar bizim için bu yani. PlayStation bizim için retro. Çünkü tam olarak şey jenerasyonu değiliz işte Amiga Amstrad jenerasyonu değiliz tam olarak değiliz yani bir tık daha böyle Nintendo, SNES, işte PlayStation ilk şey Doom oyunları bilmem ne oyunları falan gibi Wolfenstein'lar o noktadan geliyoruz onun bir tık ötesindeki şeyler bile retro oldu yani 2000'lerin ortası bile Evet. Vampire the Masquerade bile retro şu anda yani baksan yani Half-Life bile retro şu anda baksan Yaşlı yani bütün bu hissettiriyor oyunlar. gerçekten Tabii ki. bunları düşününce. 2030'lu 2040'lı yıllarda da 2010'lu şeyler retro olmaya başlayacak mesela. İnanamayacaksınız ya bu nasıl retro oldu falan diyeceksiniz. Evet. Bir de şey, yani hani yani bu arkadaşın ne demek istediğini de tam olarak bilmiyorum. Çünkü hani bu ilk teaser'dan da geliyor bu arada bu yorumlar. O yüzden hani acaba bilmiyorum, belki hani ha bu işte şey daha yapamamışsınız oyunu, işte bad graphics, belki de öyle demek istedi. Ama ben şeyi daha çok görüyorum, dediğin gibi işte retro. Bu ne ya, piksel piksel oyun falan diyenler var etrafta. Tabii ki yaşı çok genç bir insanın bu tarzla bağlanamaması şey bu arada şey de var ya yaşı çok küçük insanlar da retroya aşık olabiliyorlar ben görüyorum bunu yani. Ama ne Evet, bileyim tabii. benim şu anda mesela 60'lar ve 70'lerdeki müzikle bir bağım yok ve dinleyince şey gibi olmuyorum çok fazla yani. Aman Tanrım be ne günlerde olmuyorum. Çünkü yani ha bu hissiyat olarak tabii ki herkesin çok eski şeylere ilgisi olabilir. Eski filmleri izlediğimde ben Akira Kurosawa filmlerini falan da izlediğimde diyorum ki ne film yapmışlar diyorum. Ama çocukken izlemediğim için benim o dönemle bir organik bir bağım yok. Ve organik bir bağım Evet. olmadığı için de çok coşamıyorum yani. Hani coşamıyorum derken kendim tecrübe etmediğim için coşamıyorum. Ama mesela PlayStation 1 estetiğinde bir oyun oynadığım zaman içimde o şey hissiyatı oluyor. Kendi tecrübe ettiğim şeylerden gelen nostaljik iyi bir hissiyat oluyor mesela. Bu tam anlamıyla esasen Evet. retro oluyor yani. Yani kişi için. Yoksa yani işte hatta bir de şey oldu şimdi değil mi? Bir vintage var, bir de retro var. Vintage daha eski olan işte retro daha yakın. Belki de Yani üçüncü bu, bir terim gelir sonra evet. bilmiyoruz. Bu biraz şey gibi oluyor işte, siyah ve beyaz film kötüdür falan gibi, kötü filmdir Evet. falan demek gibi.
Yani umarım bu arada bu yorum böyle bir meme'dir ve biz bilmiyoruz. Öyle bir şey çıkmaz. Ya çıkarabilir. Çıkmasa bile bu düşüncede olan insanlar O var. var. Evet var. O yüzden aldım. Ona bir cevap olsun bu yani. Yani bir de bu şey de değil yani yapamadığımızdan da değil. Bu arada evet, neyse o konuya girsek mi bilmiyorum da dün yayını izlerken işte şu Ha, sen bir gaza geldin. gaza geldim değil. Ben yapabiliyorum. Öyle grafikler de yapabiliyorum. Hani deneyebiliriz. Hani insanlar yani şey diye düşünüyor da olabilir. Arkadaş hani biz bunu seçmedik Daha kolay. yapamadığımız için daha kolay yapamadığımız için böyle yapıyoruz falan. Dostum biz yaparız da sen çalıştırabilir misin? Yani hani yoksa Evet. iyi bir Yoksa grafikte şey gibi bir durum yok. Biz küçük alanda bir oyun yapıyoruz. Yani Lumen'i Nanite tabii. Yani bir de küçük alandayız. Biz bir dükkan modelleyeceğiz ha. Yani hani dükkan içindeki her şeyi falan modelleyeceğiz. Yine böyle aynen. oturur daha fazla vakit harcanır ama yapılır yani. Hatta daha fazla vakit Tabii harcanır da emin canım. değilim. Yani şu andakinden çok çok daha fazla vakit harcanmaz diye düşünüyorum. Yani eğer keşke biraz flex gibi olacak ama keşke gösterebilsem yani şu anda üzerine çalıştığımız oyunu gösterebilsem gösteremiyorum ama evet buna çok iyi bir cevap olurdu. Böyle Yani düşünen varsa bu tamamen eğer. estetik bir tercih. Evet. Böyle böyle istediğimiz için yapıyoruz. Seviyoruz çok fazla Seviyoruz. Aynen. PlayStation 1 grafiklerini. Hatta şey bayağı true to şey PS1 grafikli olacak yani çözünürlüğü falan da ona göre ayarlı. Yani hangi ekranda oynarsanız oynayın şey PlayStation 1 çözünürlüğünde falan şey yapıyor. 4-6. Yani hayır şey değil de aspect Ha ratio değil şey de diyorsun ha. çözünürlük olarak onu ayarlıyor falan. Yani bayağı şey yapmaya çalışıyorum. True to PS1 yapmaya çalışıyorum. Bakalım. Evet, sonraki soru abi. Ya da yorum. Kim? İçerik açısından şu olsun, bu olsun tarzı fikirler. Yani bunların tabii gerçekçileri de var, çok uçukları da var. Abi şöyle bir şey YouTuber gelsin, işte bana bir şifa ver desin. Abi Ha. kendini koyacak mısın oyuna? Abi işte şöyle komik bir şey olacak mı? Tarzı bir sürü yorum aldık. Yani evet bu bir tık şey gibi ne derler beni bu baydı gibi bu yorumlar çok çünkü oyunun başından beri geliyor. Abi işte bir tane Evet. adam gelsin de ne yapıyorsun şifa mı yapıyorsun desin o özel sosun mu bilsin bilmem ne. Ya şimdi bunları yapmayız. Bir, yani lame olduğu için yapmayız. İki, biz bu oyunu globale çıkartacağız. Yani hani böyle bir anlamazlar biz bunu yapsak da yani. Bu ne? Adamın birisi geldi İngilizce şifa mı diye soruyor. Bu ne demek yani? Falan gibi olur biraz konu. Yani hem ondan dolayı yapmayız hem de yani lame olduğu için de yapmayız zaten. Cameo zırt pırt olayları yine yapacağız. Adam globalde oynayacak. Bu kim diyecek? Tanımıyorum diyecek yani hani. Atıyorum Pinti Panda'yı koyacağız mesela yani. Tam Türkiye'de seviliyor. Ama yani yabancı adam oynayınca okey herhalde bir streamer falan Evet. diyecek yani. Bunları Amerikalılar ve işte genelde globalde yapan insanlar bir tık böyle tabii ki büyük global yayıncılara da şey olsun, shout out olsun falan diye yapıyorlar. Ama onlar da işte değil mi? Cole Carnage koyuyorlar mesela. İşte Cole Carnage herkes tanıyor. Hani orada bir sıkıntı yok. Ama yine de hani öyle bir şeyimiz olsaydı yapmak istemezdim bunu. Daha global bir yayıncı da koymak istemezdim oraya yani. Evet, büyük ihtimalle şeylerde de mesela bu televizyon ve radyo programları falan hani orada da büyük ihtimalle çok böyle çok spesifik şeyler olmayacak. Böyle daha yani şey gerçekten globali düşünmemiz de gerekiyor bir noktada. Yani eğer böyle oraya ne bileyim bir Uğur Dündar referansı falan koyarsak o daha çok yani zaten Uğur Dündar olmayacak da daha çok böyle işte hani böyle bir şey ne denir ona investigative şey bir kişilik var işte televizyonda ve işte bir yerlere gidiyor ve araştırıyor bir şeyleri falan gibi bir şey olacak mesela televizyondaki program. Bu bir örnek tabii böyle bir şey planlamadık da yani öyle spesifik öyle karakterler ya da ne bileyim sadece bizim bildiğimiz olaylar
Hatta şeyleri yazanlar bile var yani. Sadece senin yayınına özel şeyler Evet, olacak mı evet. diye yazanlar. Tabii. Yani bunlar olmayacak tabii ki arkadaşlar. Ama oyun Türkiye'de geçiyor sonuç olarak. Türkiye'de Türkiye ile alakalı olaylar olacak mutlaka. O şeyle alakalı bir şey ya, dediğim gibi yani işte atıyorum orada da biraz Chill Hazard noktasından bir içgörüyle yola çıkıyorum ben. Ya başından da zaten öyle çıkmıştım ama yani mesela şimdi orada Tokyo'da bir dönem işte şey olmuş. Böyle bir çeşitli grupların adam kaçırma şeyi olmuş falan, kızları kaçırıyorlarmış, şey yapıyorlarmış. Şimdi onunla ilgili bir mevzu olmuş mesela, yani bunu oyununa katmış. Olayın aynısını mı katmış? Hayır. Ondan ilham alarak ya da ne bileyim işte Kordosis örneğinde Evet. Macaristan'da çok fazla UFO sighting olmuyormuş ama tek bir köyde olanların %90'ı da tek bir köyün yakınında oluyormuş. Şimdi yani Evet. bunun aynısını yapmamış ama ilhamı oradan almış ve katmış. Bence bu okey yani. Hani bu Evet. Bir de sen kullanılabilecek. oyunu, evet. Bir de sen o oyunu oynarken mesela Macaristan demiştin ilk başta, açmadan önce. Sonra oynadıktan sonra bilmiyorum Macaristan demeseydin Macaristan'da mı geçiyordu falan onu bilmiyorum. Bence fark etmezdi çok. Çoğu kimse. Tabi, tabi. Ama işte söylemiş ve yani bir noktadan sonra bir önemi kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor sonuç olarak yani. Hani yine de okey ama bunun Yani yerel bir motif yabancıların olarak kalması okey yani. evet yabancıların öyle bir avantajı var tabii. Mesela şeyde de Chilazart Bad House yapmıştı. Orada mesela çoğu insan biliyor yani böyle yerlerin olduğunu Japonya'da, globalde de biliniyor. O yüzden hani şey olayı çok yok. Yani biz öyle bir şey gösterirsek kendi kültürümüzden yani bilinmeme ihtimali çok yüksek. Yani adamlar Evet. mesela tostu bile bilmiyorlar. O yüzden Evet. daha spesifik şeyleri nasıl bilecekler? Yani çok öyle şeyler koymamaya çalışacağız büyük ihtimalle. Ya oyunun yanında yapabilirsin, oyun adında yapabilirsin böyle bir şey ki biz o yüzden tostçuyu tutuyoruz. Çünkü yani yabancılara egzotik gelebileceği için. Yani burada da işte Çilazart'ın Akamanto oyunu gibi. Ya da ne bileyim işte böyle çok fazla yerel isimlendiren kendisi oyun var ve değiştirmiyorlar yani. Tostçuyu biz bu içgörüyle tutuyoruz yani. Okey, kalsın Evet. bence, sıkıntı yok. Ya bir de Ama yani oyunun ana olayı o değil mi? Yani hani o ana olayı da artık o evet. olabilir yani kültürel bir şey. Detaylarda ama büyük ihtimalle böyle çok şeyler olmayacak. Böyle çok spesifik böyle kişilere ve olaylara gönderi falan olmayacak. Olursa da hani globale uyumlu bir şekilde olur. Evet. Oyuna zorluk seviyesi gibi bir şey eklerseniz iyi olur. Bence iyi olur bence. Çünkü müşteriler gelecek ve hızlı olmamız gerek. Oyuna korku ve gerilimin yanında biraz da zorluk katabilirsiniz. Fena olmaz. Yani Demiş birisi. daha zorda ne olacak? Zaman daha kısa olur. Daha fazla müşteri mi gelir? Ne olur? Yani herhalde öyle. Bilmiyorum. Sonsuz modunu zaten düşünüyoruz. Böyle bir şey olursa iyi olur diye. Bakacağız yapabilirsek. Hani hikayenin falan olmadığı sonsuza kadar tost yapabildiğiniz bir mod. Belki orada böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Ama oyunda bilmiyorum abi. Böyle bir şey yapar mıyız? Çok öyle bir oyun değil gibi sanki. Evet ya. Zorluk. Evet, bence yani orada yapacağımız herhangi bir zorluk şey gibi olacaktır. Şey muhabbeti var ya, yapay zorluk denilen muhabbet. Artificial difficulty. Yani sadece oradaki bir takım şeyleri şişirebilirsin. Sayıları şişirebilirsin. İnsan sayısını şey yaparsın. Süreyi azaltırsın. Böyle bir şey olabilir yani. Yani Hani bir bu. de onun korkunun önüne geçmesini istemeyiz büyük ihtimalle. Zorluk Evet. olursa daha da böyle iyice tost yapmaya yoğunlaşıp diğer bütün her şeyi umursamayabilirsin oyuncu olarak. Bir de bana çok anlamlı gelmiyor yani, hani öyle bir zorluk ne gerek var Evet. falan oluyorum. Bence de değil. Sonraki soru. The only thing is you could change the font type maybe. Birisi böyle bir şey yazmış. Değiştirdik ama galiba. Evet, zaten değiştirdik oyun içindeki şeyi. Zaten yeni şeyde trailer'da da var yeni font. Bilmiyorum bu arkadaş beğenir mi? Sonraki yabancı bir oyuncu
Ha, bunu biraz konuştuk az önce. Yabancı bir oyuncu ve İslam ağırlıklı bir ülkede yaşamayan birisi ne hisseder oynarken? Acaba bir yabancı izlese ne düşünürdü? Bu siyasi görüntüleri falan anlar mıydı azıcık? Bir de şey, Gavur ne anlar bizim erayı? Yani şöyle hani biraz çekme biz köylüyüz falan gibi bir yorum olmuş. Ama tabii ki şey noktasından konuşacak olursak Gavur ne anlar oradaki liminaliteyi. Şu açıdan doğru. Şimdi mesela bu liminal space muhabbeti ilk çıktığı zaman Amerika'daki liminal space'le de sen bir şekilde bağ kurabiliyordun. Ama daha sonra bunun Türk örnekleri çıktı. İşte Türkiye'ye özel örneği, Türkiye'de de bir liminalite olduğunu ve aslında liminalitenin evrensel bir şey olduğunu bu hissiyatın fark ettik ya. Bence burada mesela farklı mesela şey öden örnek vereyim. Sürekli Japonya örneği vermeyeyim de hani yine bir Asya örneği olacak ama işte ne Devotion'dan örnek vereyim mesela. Devotion bir şey oyunu. Tayvan oyunu yani. Ve Tayvan'da yaşanan şeylerle ilgili ya da ondan önceki oyunları Detention işte o da Tayvan'ın çok zor bir döneminden ilham alarak White Winter mı? White bir şey hatırlamıyorum ama o zor bir döneminden ilham alarak yapılmış bir oyun Detention'da yani. Ama bunları oynayınca ve izleyince böyle bir şey oluyorsun. Ne derler? O evrensel huzursuzluk hissiyatını bir yakalıyorsun. Çünkü bunların ortak noktaları sadece orada olması değil. Eğer Devotion'u açıp şu anda oynarsanız şey mesela çok anlayacaksınız. Zaten olay bir evde geçiyor paso. O evin esasen bir Türk evine bazı noktalardan çok yakın olduğunu anlayacaksınız. Çünkü insanlar esasen de o kadar da birbirlerinden bazı noktalarda, bazı anlamlarda farklı değil. Yani kendini bir takım şeyler için suçlayan bir insanın evi nereye bakarsan bak aynıdır. Ya da ne bileyim tekinsizlik nereye baksan bak aynıdır. Bir orman sana o tekinsizliği yaşatır. Boş bir dükkan Evet. sana o tekinsizliği yaşatır. Ve geri kalan şey kültürel kopuklukları da beyin tamamlar gibi düşünüyorum. Bunun üzerine kafa yordum çünkü. Beyin tamamlar. Yani bunu çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Tabii ki orada mesela bu soruda biraz kafa karıştırmış. İlk fragmanda koyduğumuz Türkiye'den Evet. 90'lardaki görüntüler kafa karıştırmış tabii. Onlar tematik bir şey. Oyun bu dönemde geçiyor. 95 yılında geçiyor oyun. Bütün bunlar ya bütün bu 90'lar genel olarak tam 11 Eylül'den önce daha böyle mass medyanın güçlü olduğu ve bu mass medya ile paylaşılan objektif bir gerçekliğin herkes tarafından kabul gördüğü bir dönem bu. Daha sonra 11 Eylül yaşanıyor. 11 Eylül'den sonra yavaş yavaş postmodernden post gerçek dünyasına internet hayatımıza giriyor, sosyal medya falan derken dünyanın bir kırılma noktası olarak görüyorum ben mesela 11 Eylül'ü. O sebeple bu 90'lar erasında esasen ortak paylaşılan bir objektif gerçeklik var gibi geliyor bana sürekli. Ya 90'lara kadar en azından. Ama özellikle 90'larda. Çünkü daha önce de telefon ve mass medya bu kadar yaygın değilmiş. Ve farklı coğrafyalarda farklı kültürler, farklı mitler, birbirlerine haberi olmayan ama aynı buluşun üzerinde çalışan insanlar varmış mesela yani. Ama yine de bunlar birbirlerinden gerçeklik algısı olarak çok değişiyorlar çünkü. Bir noktada adam İskandinavya'da yaşayan bir köylü ve Mısır piramitleriyle ilgili bilgisi yok falan mesela. Ve haberi de olamaz. Ama Mısır piramitleri 1000 yıldır orada mesela yani. Ama adam işte 50 sene sonra bunu öğrenebilecek. Çünkü 50 sene sonra mass medya gelecek. Falan gibi düşünür bunları. Evet. Yine çok uzun ve karışık bir cevap verdim gibi Yo oldu. yo. Ama anlatabiliyorum bence. Benim ekleyeceğim sadece şey. Yani ben biraz deli, yani bunun nasıl ifade ettiğinle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani biz sonuçta yani o teaser'da biraz evet öyle hani arka arkaya görüntüler görünüyor ve yani tabii ki biz anlıyoruz ama yabancı birisi anlamayacak. Ama oyunda mesela biz öyle ucuz bir şekilde hemen işte televizyonda şimdi işte şu Türk
kanalından bir haber görünüyor falan gibi bir şey yapmayacağız sonuç Evet. olarak. Onu daha tatlı, daha güzel bir şekilde ifade, yani delivery çok önemli açıkçası. Evet. Sonuç olarak biz geçen işte şeye bakıyordum ben. Bu çok alakasız olacak belki ama Mage the Ascension'a bakıyordum. Genelde Amerika'da oynanır Mage oyunları. New York'ta falan hatta şeyleri var. Setting kitapları var. Yani onu okuyup mesela biz anlayabiliyorsak aynı şekilde güzel yapılmış bir oyun, yani Türk oyunu. Eğer böyle ucuz bir şekilde işte al sana tesbih, al sana bayrak, ne bileyim dediğim gibi işte Uğur Dündar işte falan gibi suratına fırlatmıyorsa, daha çok böyle seni o role sokup işte anlamana yardımcı oluyorsa, bence yani ne kültürleri keşfettik yani bugüne kadar. Bence onlar da Türk kültürünü şey yapabilir, keşfedebilir yani. Bir de hafiften, çok da değil. Hani biz sonuçta orada Türk oğlu Türksün sen falan gibi bir role sokmayacağız adamları. Evet. Yani öyle bir bunu yapıyorlar galiba. Ya bunu yapıyorlar. Galiba değil, bunu yapıyorlar. Yani bu işte aşırı derecede yani farkında olmadan şoven milliyetçilik. Ya biraz şey gibi böyle yani işte camilerimiz, bayraklarımız, ezanlarımız falan gibi bir şey mutlaka oluyor. Yani ben gördüm de şey gibi ne derler hani bundan uzak yapılmaya çalışılan bir takım korku oyunlarını da gördüm. Ama onlar yine bir cin ekseninden ilerliyorlar. Ve işte cin ekseninden de ilerleyince bazı artık kültürel ve çok fazla binlerce YouTube videosunda kullanılmış motifleri görüyoruz yani işte aman bir tane hoca efendi cini çıkarır. Yok işte efendim bir yerde ayetel kürsü duyarsın. İşte duvarda halı vardır, yerde kilimler vardır, soba vardır, sobanın üzerinde çaydanlık vardır. Yani biz cin oyunu yapmıyoruz. Bence bunu söyleyebilirim. Yani cin çünkü cin bir tık şey bir konsept gibi geliyor bir de bana artık. Yani hani Türk sinemasında çok işlenmesini geçiyorum. Cin yapabilir her şeyi yani. Cin oradan bir şey de atar. Cin sana işte birisini pozes de eder. Cin gider şey de yapar. Senin aklın içine de girer falan. Böyle lazy tembel yazarlık gibi artık cin geliyor bana yani. O sebeple o biraz senin dediğin muhabbet de öyle motiflerden çıkıyor yani. Bunlar artık birbirleriyle çok iç içe geçmiş. Çünkü bunun üzerine kaç tane siccin yapıldı, kaç tane dabbe yapıldı, kaç tane hüddam yapıldı falan yani. Hani yapıldı da yapıldı. Overused, oversaturated. Evet. Yani ilginç tarafları da ele alınmıyor ki zaten hep Ya yok ya sürekli, alınmıyor. evet. Sürekli aynı şey. Birinin içine giriyor ve bir şeyler yapıyor falan. Mutfakta tencereleri yere atıyor falan. evet. Evet Sonraki evet hep sorudan böyle ne bileyim belirsiz tuhaf tuhaf sesler bir şeyler falan yani hiç sanki gerek yok. öyle bir şey vardı ya. Bu Karadedelerde mi vardı? Çok Ya bak bilmiyorum. Birisi mesela de yazmıştı. Ocağın ateşini açıyor falan. Öyle bir şey vardı. evet. Ya ama bak mesela hani Kara Dedeler bile bu işin iyi örneklerinden sayılabilir yani. Çünkü Bence Kara de. Dede Bence de. çünkü Kara Dedelerde en azından adam şeyi falan deniyor yani. Ocak açma olayını hatırlamıyorum var mıydı? Böyle bir Ama şey işte vardı. ama bak o filmde hiçbir şey görmüyorsun. Yani hani hiçbir şey yok arkadaşlar filmde. Ben 4-5 kere falan izledim Karadedeleri. Hiç öyle bir iblis mi iblis bir şey hiçbir şey Evet. görmüyorsun. Bir şeyleri atmalar sesler falan bir şeyler var. Evet şey var possession olayı var. Asker bir tane böyle asker şey mi yapıyordu sorguluyor muydu birisinin filmde bir şeyler oluyor. Kasabaya gitmiş insanlar mı sorguluyor bir şey oluyor. Oralarda insanlar tuhaf cevaplar veriyorlar. Onun dışında bak geneli şey liminal yine bak. Yolda gidiyor bir tane çocuk görüyor çocuk bir şeyler söylüyor. İşte bir tane deli adam giriyor. Deli adam bir şeyler söylüyor falan. Böyle yolda konuşulan tekinsiz tekinsiz. Aslında bu filmin bu kısımları bizim yapmak istediğimiz etkiye çok yakın. Aynen. Yani mevzu biraz şey. Geçen yayında da dedim işte dünyanın en kısa korku hikayesi. Dünyanın sonunda herkes ölmüştür, sen hayattasındır ve kapı çalar. Gibi biraz yani hani. Kim acaba? Aynen, Bunu aynen. ama kim olduğunu bilmene gerek yok. Çünkü burada olay o gerginlik. Kim acaba? Dediğindeki gerginlik yani. Yani zaten olmuştur çoğu insana. Bizi şu anda izleyen çoğu insana da olmuştur şey. Evet. Böyle
Bir filmi izlersin mesela, korku filmini, ve yarısına kadar çok iyi, böyle bir gerilim yükselir yükselir, böyle gizemli, hiçbir şey göstermiyor. Sonra bir anda böyle bir yaratık gösterir ve işte bütün tadı kaçtı. Aksiyona döner sonra film. Ondan kaçıyorlar falan. Aynen. Hiçbir gerilim kalmaz ondan sonra. Bizim o istediğimiz, yani o ilk kısmı şeyin, o tarz filmlerin. Evet. Evet, devam edelim. Ustam, tam olarak ne kadar korkacağız bu oyunda? Buna biraz cevap verdik gibi ama. Tam olarak ben ne bileyim oğlum tam olarak ne kadar korkacaksın yani ölçmedim ki öyle bir soru ki tam abi çok enteresan ya yani korkunun oranının talep edilmesi bayağı enteresan bilmiyorum Tam abi olarak belki de kaç korku? kaç korku falan ne bileyim belki de korkmayacaksın babacım belki de 30 Doğru. 38 sene tostçuda çalıştın ve neler neler yaşadın yani ve bizim tostçu vizyonumuz seninkinin çok altında kalacak yani senin beklentini bilemem yani. Aynen. Bana kaç olur? Fiyat soruları. 100 TL'ye kadar anında pre-order koyarım. 100 sonrası düşündürür ama yine de alırım. Kaç lira olacak abi? Kaç paradan çıkarmayı planlıyorsun? Epic'te beleş olunca alırım. Abi oyun kaç lira olacak? Abi wishlist yaptık ama fiyatı umarım alabilirim. Ya evet bu biraz Türkiye tabii ki. İnsanlar artık böyle şey gibi oldular yani. Ama biz fiyat zaten söylemiştin sen bunu yayınlarda. Hatta geçen videoda da konuşmuştuk sanki bunu. Şey olmayacak. Pahalı olmayacak Ya oyun. tabii canım. Yani işte 50 ile 100 lira arası bir şey. Max 100 liradır Evet. yani. Onun dışında şey bir durum yok yani. Ne yapacağız? 250 lira falan yok. İşte 50 ile 100 lira Baldur's arası. Gate. Kimseyi üzmeyecek. Nispeten normal bir oyun parası. Yani maksimum yani Unlimited moduyla falan bunun ne bileyim Unlimited modunda 3 saat falan oynasan ana senaryomuz da maksimum 3 saat olsa toplamda 10 saatlik bir tecrübe değil bu sonuçta. Yani o sebeple 10 saat çok uzun, evet. çok Öyle bir uzun şey 10 kesinlikle saat. değil. Evet. Evet. Yani Şey bu gibi suyunu oyunlar bile çıkarsan kaç bir 5-6. evet. Şey gibi oyunlar gibi bile birkaç saat sürüyor. İşte neydi? Neydi ya? Edith Finch var ya. O Evet, tarz What oyunlar bile Remains of Edith Finch, aynen. Bodrum, evet. Tabii canım. Yani o yüzden evet. Birkaç saat gibi düşünün siz onu. Belki daha uzun olur. Yani sonsuz modunu Aynen öyle. yapabilirsek. Ne zaman çıkar mesajları? Çok var bunlardan. Yani 2023 bitmeden biz bu oyunu çıkartmak istiyoruz. When it's Ama evet, günün sonunda ona geliyor ama. Yani done. belki 2023 biter ve biz hala istediğimiz gibi bir noktaya getirememişizdir oyunu. Yani gidip de yarım bir şey çıkartacağımıza 3-4 ay daha çalışırız üzerine. 2024'e sarkıtırız. Evet. Yani böyle bir bu evet bu kaç paraya çıkacak ve ne zaman çıkacak çok fazla soruluyor. Ben de cevap vermekten aşırı derecede yorulmaya başladım. Çünkü yani mesela şey falan oluyor. Yayındayken adam gelip her yayında bir kere soruluyor bu tostçu ne oldu? O Ne oldu galiba tostçu? bir kişi abi gelip Bir aynı kişi kişi mi? soruyor. Aynı Galiba bilmiyorum ya. bilmiyorum. Birisi kesin soruyor. Ben farklı insanlardan da şey yaptığım gibi duyduğum gibi çünkü Aha. yani tostçu ile ilgili çünkü şey oluyor. Merhaba işte bir süredir yayınlarda yoktum. Tostçu ile ilgili bir gelişme var mı? Hani olsa bilirdin herhalde falan demem. Bas bas bağırırdım ben her yerde. Tostçu çıktı falan diye herhalde. Ama evet tabii Yani ki hani şöyle bir yanılgı olabilir. Yani bazı diğer, sen şimdi yayıncısın abi, o yüzden hani bazı diğer yayıncılar da oyun yapıyor ya şimdi. Ama o adamların mesela şirketi var artık, hani şirket açmışlar falan. Bu işi daha ciddiye döndürmüşler. Biz hobi olarak tutuyoruz bunu. Hiç evet. bundan bir gelirimiz yok, bir para harcadığımız yok bu işe. Sadece işte arta kalan vakitlerimizi harcıyoruz. O yüzden yani ne zaman biterse o zaman çıkacak. 2023'te çıkmasını istiyoruz. Umarım öyle olur.
Çıkmazsa da çıkmaz yani. Çok böyle şey gibi düşünmeyin. Biraz şey gibi oluyorum artık çünkü hani Witcher 3 bekliyormuş gibi ya da Witcher 4 bekliyormuş gibi insanlar. Evet. Yani o noktada bence de çok şey yapmaya gerek yok ya. Çok böyle ya biz de zaten çok böyle scope olarak çok büyük bir şey yapıyoruz. Aman tanrım işte oyun çıkınca ağzın ya bence en iyisi odur abi. Yani bu işlerde çok fazla böyle çünkü ben şeyden çok sıkıldım. Over marketing muhabbetlerinden falan ben çok Marketing, evet. sıkıldım yani. Gerek yok over marketing gibi over marketing. Biz yani küçük bir oyun yapıyoruz. Küçük bir korku oyunu yapıyoruz. Gerçekten çok böyle tutkulu bir şekilde yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Yavaş yavaş gönlümüz yapıyoruz. İnşallah çıkar satarız. Beğenirsiniz. Aynen. Ondan sonra da biz de böyle oradan güç alırız. İkinci oyunumuzu yaparız. Ben kendim de çok şey bir insan değilim zaten böyle. Bence benim en zayıf özelliklerimden birisi bu. Çünkü çok piç para eden bir özellik değil bu dünyada. Ben de mütevazi birisiyim. Yani hani hoşlanmam büyük konuşmaktan falan. Kendime aşırı güvenen bir insan. Yani bilmem hiçbir zaman kendime aşırı güvenen bir insan şeyi vermedim. Daha böyle abi olursa inşallah beğendiniz mi? Hep kötüyü şey yaparım yani. Hep kötüyü umarım. İyi bir şey olduğu zaman sevineyim diye yani. Hayat bize çünkü bunu falan. Öyle ama yani hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir durum var bende. Keşke biraz daha şey olabilsem diyorum. Bu da esasen biraz kendimi de değiştirmeye çalıştığım bir özellik. Bakın arkadaşlar dünyanın en iyi öyle bir oyun yapıyoruz ki size yemin ediyorum Bu bak. elimde Bu görmüş elimde görmüş olduğunuz. tabi tabi bu elimde görmüş olduğunuz oyun şu anda 70 liradan pre-order'a çıktı. Bak çıkınca 150 lira olur bir daha alamazsınız. Keşke bunları yapsak biraz esasen. Sen de biraz benim gibisin çünkü bu konuda. Evet. İkimiz de böyle insanlar olmadığımız için hani şey gibi bakıyoruz biraz yani. Tutku projesi, sevgi işi. Evet. Ama tabii ki böyle bir sizler de şey yaparsanız, beğenirseniz, ama wishlist atarsanız tabii çok şey olur bizim için. İyi olur yani tabii çünkü ki. biraz şey gibi yani biz bu işten yani şey diye başladık ya para kazanmasak da okey yani Tabii. hani bu bizim için çok şey yani bu bir hobi projesi bunu çıkartacağız. Bizim için daha önemli olan aslında çıkması ve insanların Evet. oynayıp böyle onların Evet. tepkilerini görmemiz falan İş çok bitirmek. yani çok böyle amatör şey indie gözüyle bakıyoruz. Çok öyle şey o yüzden büyük ihtimalle böyle çok bilmiyorum reklam yapasım yok yani benim çok fazla. Anca işte arkadaş arasında falan paylaşıyorum. Yani biz bitmiş bir oyun çıkartmak istiyoruz günün Evet. sonunda. Bize ait bitmiş bir oyun çıkartmak istiyoruz. Ve bu oyun sevilirse de ve bir noktaya kadar giderse ve bize gelecekte daha fazla oyun yapma kapısı açarsa bu bizi çok mutlu ederdi. Tam Evet. olarak Ne bu. mutlu bize. Evet, sonraki soru. Wishlist'e eklemek önemli mi? Çok. Çok önemli. Ekleyin. Evet, baya önemli. Evet. Yani Bakacağım. Bu video kaç izlenmiş? şu açıdan Ona göre. önemli. Yani hani şu açıdan önemli. Oyun çıktığında haberiniz tak diye oluyor. Tabii ki bunu da şeye Evet. dönüştürebiliyorsun. Oyun satışından çok oyun yorumlarına. Çünkü oyunu satın almadan yorum yapamıyorsunuz Steam'de. Ve Evet. ben dahil herkes şeye çok net bakıyor yani. Steam'in bence o sistemi bombalamalar dışında şeyde iyi çalışıyor. 2-3 saat oyun oynadığın zaman oyunla ilgili sana soruyor ne düşünüyorsun diye. Ve yorum yazıyor insanlar ve buna göre belirli bir skor ve bir algoritma sence algoritma yapıyor mu? Olabilir abi, evet. Olabilir. Bir algoritma, bir de şey var mesela. Ya bunun üzerine bir de wishlist'in çok olunca oyun çıktığında daha çok reklamını yapıyor sanırım. Bu da algoritma galiba. Birisi yapmıyor bunu. Şeye göre yani kaç tane wishlist aldıysa. Bir de şey yani wishlistlerin olmasının işte esas bence şeyi olayı hep beraber bence gurur duyabiliriz. Eğer hani bir noktaya getirebilirsek oyun çıktığında globalde de duyulacak. Yani Steam'in ana sayfasında daha fazla kişiye görünecek bir oyun olacak. Bu yüzden önemli. Ama daha çok bizi gaza getirmesi açısından önemli Tabi aslında. şu anda 6000 wishlistimiz var. Açtım bakıyorum 6800 şu anda hatta. Yani insanları wishliste bir oyun eklettirmek çok kolay bir şey değil.
Yani bu Evet. tweet beğendirmek ya da YouTube videosuna, bu arada bu videoya da yorum atmayı unutmazsanız seviniriz, like yorum atmayı unutmazsanız. Ama hani bir oyuna wishlist attırmak kolay bir şey değil. Yani orada 3-4 aşama falan var. Oyunu görecek, linke tıklayacak. Daha sonra wishlist'i bulacak, wishlist'e tıklayacak. Steam'e girecek falan yani. Hani bunlar kolay değil. O sebeple 6000 wishlist bile bizim için şu anda esasen bayağı iyi. Aynen. Ben bunu 10.000 olur gibi düşünüyorum. Kafamda öyle bir, ben de o arkadaş lafı etti diye kafamda öyle bir hard limit koydum yani. Hani 5.000 üzeri çok iyi, 10.000 üzeri şahane gibi düşünüyorum. Bence buraya kadar o kadar iyi geldik ki bence çok daha iyi olacak. 10 binden çok daha fazla olacak gibi geliyor. Bakalım. Ama şey yani hani moral bozmak yok. Daha az olursa da çok fark etmez aslında. Sonraki soru. Şimdi izledim fragmanı. Bayıldım. Bu tabii ilk fragman için. Bayıldım. Ama neden dükkanın içi brutalist mimari gibi? Neden hiçbir şey yok içeride? Çünkü önceki şeydi, fragmandı. Şimdiki fragmana daha fazla şey var. Evet. Ve daha da fazla şey olacak dükkanın içinde. Evet. Evet. O yani benim işte tek problemim o. Esasen fragmanla build'ımız eski. Yani o bizim şey için kullandığımız bir build'ydı. Hani şurada şu olur, burada bu olur diye anlaşalım diye şey yaptığımız bir build'ydı. Şu anda tabii ki daha farklı bir, çok daha dolu bir şey var. Daha da dolacak yani. Ama evet, bu sorunun cevabı o. Şu anda daha dolu. Sonraki soru biraz teknik gibi. MacBook versiyonu da olacak mı acaba? Ya da Mac'e çıkacak mı? Olacak mı? Unreal'dan çıkartması kolay diyebiliyorum ben. Tabii işin bu kısmıyla hiç ilgilenmedim Unreal'da. Sadece Unity'de yaptım. Unity'de çok basitti. Unreal'da da öyle diye duydum. Yani butonu var. Butonunu gördüm ama bakalım. Yani büyük ihtimalle zor bir şey değildir diye düşünüyorum. Steam'de de galiba çok zor bir şey değil, değil mi? Mac'te Steam'i açınca oyun aynı şekilde görünüyor. Evet, büyük ihtimalle olacak o yüzden. Ama hani Linux ya da diğer şeyler bilmiyorum artık. Bakacağız. Linux console falan o biraz sonraki şeyler, konular. Sonraki soru, konuşma yok mu oyunda hiç? Var. Var. Bu da yeni fragmanda var. Bir örneği. Diyalog sistemimiz Konuşma var. olacak. Evet. Ve Bu... Türkçe seslendirme olacak. İngilizce seslendirme olmayacak ama İngilizce altyazı olacak. Evet. Yani siz esasen hani bir Türk olarak oyun oynadığınızda her şeyi anlayacaksınız. Ama altyazılar İngilizce olacak. Evet. O da yabancılar oynayabilsin diye. Yine şey hikayesi. Japon oyunlarında da İngilizce konuşuyorlar ve Japonca konuşuyorlar ve İngilizce altyazı var ya, aynı hikaye. Evet. Bir de diyalog sistemiyle alakalı seçenekli hani bayağı şey. Çünkü bazı oyunlarda şey oluyor. Tek bir diyalog var işte. Cümle cümle geçiyorsun. Bizimkinde biraz seçenekli. Hatta bazı yerlerde şey olacak. Branching. İşte bir seçeneği seçtiğinizde geri dönemeyeceğiniz şekilde Evet. diyaloglar olacak. Sonraki soru, Easter egg'ler var mı peki? Bunu birazcık konuşmuştuk sanki ama yani cameo tarzı demiyor herhalde. Bilmiyorum, Easter egg Yok ya, zor Easter bulunan. egg yok ya. Yani şöyle, oyunun kendi içinde Easter egg olur. Yani oyunla alakalı Easter egg olur. Evet, Herhangi evet. birinin anlayabileceği bir Easter egg olursa olur yani. Onun dışında öyle bir Türklerin anlayabileceği bir easter egg olmaz. Sonraki soru. Abi oyunun ismi Tostçu mu? Tostçu mu? Yani İkisi de bu arada. evet, ikisi de. Ama ikinci şey CHU olarak yazılan sonunda yabancı alfabeli yazılan o esas ismi oyunun. Ama ben Steam'de şey yaptım. Türkiye'de Tostçu Ç ile görünüyor.
Allah'tan evet Yani. onu yapabiliyoruz. Ben de tostçu diye görünüyor hala. Ama belki tostçu yazınca çıkıyordur. Bilmiyorum abi. Ben onu şey test ettim. Görünüyordu. Yani şey yapabiliyorsun. Simüle edebiliyorsun. Steam'i Türk. Belki hani sen de dili Türkçe mi Steam'in? Değil. Ha, o yüzden olabilir abi. Evet, ama tostçu yazınca çıkıyor. Demek ki şey dile göre, Dile göre bölgeye göre evet. değil de dile göre. Evet. Oyun dinlenme tesisinde mi geçiyor, köyde mi? Dinlenme tesisi gibi bir yerde miyiz oyunda peki? Ve köye yakın küçük bir sanayi bölgesinde miyiz? Daha çok işte nasıl bir yer gibi sorular var. İki tane kasaba var. Bu iki kasabanın arasında bir otobandayız. Genelde böyle bu bir yerden bir yere giderken yol kenarlarında tuhaf tuhaf işte Hayri Köftecilik, işte bileyim Mert Rotbalans ya da küçük böyle tuhaf isimsiz benzin istasyonları falan olur ya. O şekilde bir yer burası. Esasen bugün itibariyle şey de bitti. Burasının tam olarak neresi olduğu da belli ama anlatamam. Spoiler olmasın. Ben çok uzun bir backstory yazdım. Baya yani 19 Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren bölgeyi anlatıyor. Bölgenin nasıl geliştiğini, neler yapıldığını falan anlatan bir uzun bir sinopsisimiz var. Ama hani iki tane Yozgat tarafında diyeyim. Yozgat Nevşehir taraflarında tam Anadolu yani İç Anadolu tam anlamıyla. İki tane köy arasında bir yer burası. Böyle ıssız bir yer. Evet. Şeyi de çok düşünmeyin arkadaşlar bence hani böyle yani çok yani gerçek gördüğünüz bir yer yani olmasına da gerek yok çok fazla. Biraz da tabii bizim şeyimiz kurgumuz bu yer. Tabii. Yani gerçekte böyle bir yere gitmemiş olabilirsiniz. Çok normal. Yani benim kafamda şey var. Yani benim kafamda bir takım yer isimleri var. Yani haritaya baktım ve okey burası arasında olur gibi şey yaptım. Orası da Nevşehir Yozgat'a yakın ama burası hayali bir yer. Evet. Yani İç Anadolu'da hayali bir yer burası esasen. Gerçek cevap bu. Abi bu oyun şirketi senin mi? Bu galiba sana yöneltilmiş Bir oyun şirketimiz bir yok. soruydu. Gibi bir durum şu anda. Yani resmi bir şirket değiliz biz. Çünkü daha satışa bir şey çıkartmadık. Evet. Geliştiriyoruz sadece şu anda. Evet, kolektif bir grubuz diyelim. Aynen. Daha kolektif bir grubuz. Ama işte oyunu satışa çıkacağı zaman falan bu işler nasıl yapılıyor ediliyor. O işlere bakacağız. Artık şirket mi kurulur? Avrupa'da işte Anıl Polonya'da yaşıyor mesela. Anıl gider Polonya'da bir işte şirket mi kurar? Ya da Evet. işte Anıl gider Kanada'da online bir şirket mi kurarız vergiden kaçınmak için falan Evet. böyle bir. Bayağı farklı yolları var. Yani bunu çok merak ediyor insanlar. Bilmiyorum. Evet. Şey, en basit yolunu söyleyeyim. Benim şirketim var çünkü burada. En basiti oyunun geliri bana geliyor ve biz Mert'le anlaşma imzalıyoruz. O bana fatura şey yapıyor ve ben ona payını veriyorum bu Evet, şekilde. evet. Bana maaş öder gibi şey yapıyor. Ben de bana gelen paradan %15 şey yapıyorum. Devlete gelir vergisi veriyorum. Falan filan. Pek Aynen. çok Ben de yol benim var. Ya evet da ya payımı da veriyorum. ya da ya da bir tane yayıncı geliyor bize. Diyor ki, "Oh my God, çok güzel oyun yaptınız. Bütün PR'ını ve her şeyini biz yapalım." demeyecek bize hiçbir böyle bir yayıncı tabii ki. Ama yani o geliyor, o senin oyununu senden alıyor, kâra da ortak oluyor. Ama böyle sen oyunu geliştirip konudan çıkıyorsun. Ve işte Evet, o tarzı mümkün. diğer Ama projene tabii ki. bakıyorsun. Ama tabii ki biz Sucuk, sucuk diyor. evet biz böyle şeylere girmeyeceğimiz için Çok. artık yurt dışında bir şirket mi açarız? Türkiye'de vergiler çok yüksek. Türkiye'de bir şirket açmayabiliriz. O yüzden bakacağız ona yani. Hani biz de tam bilmiyoruz. Ortada legal bir durum yok şu anda. Biz oyun Evet, geliştiriyoruz evet. sadece. Oyun, ya yani evet. Evet. O para kısmına zaten Yani ya çok o şeyle takılmadık. alakalı kime vergi vermek istiyoruzla alakalı bir konu biraz yani. Evet. Kim daha az vergi alıyor gibi bir şey yani hani.
Biraz evet, şirket işleri öyle oluyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Türkiye çok vergi alıyor çünkü yani. Burası da çok, evet, burası da biraz Yani mesela fena. Polonya'da olmaz o zaman yani çok vergi alıyorsa anlatabiliyor muyum? Ama işte bir ayağımız Avrupa'da. Belki Avrupa'da Anıl üzerinden Anıl orada yaşıyor sonuçta yani. Belki öyle oluruz. Bakarız. Belki Türkiye'de açarız. Hiç belli olmuyor bu işler. Bakalım. Biz de bilmiyoruz Aynen. bunu şu anda. Aynen. Sonraki soru, sen mi seslendireceksin? Hayır. Yok aman. Yani yok öyle bir ondan çok korkuyorum. Ben seslendirirsem insanlar gülerler çünkü. Biz komik olsun istemiyoruz. Ya herkes de İç Anadolu yaşayan herkes de şey değil yani. Vah canım öyle mi? Değil yani. Hani o sebeple. Tabii dayı sesi bize içgüdüsel olarak komik Canım gelebilir bir benim. oyunda falan. Aynen. Ya Aynen. tabii ki şu olacaktır yani. İşte ciğerim oradan bir karışık yapsana ya da ciğerim oradan bir karışık yapsana falan gibi olacaktır tabii. Ama yani bu böyle Evet. olmak zorunda değil. Daha böyle rahatsız edici dayı sesiyle olur yani. Aynen. Abi tost olarak hangi tost çeşitleri var? Ha tamam bu Biraz daha ismi oyunun içeriğiyle 500 alakalı. kere yapıldı bu da. Hangi Yani tost bu çeşitleri var falan. Ayvalık tostu artık bilmiyorum. Ayvalık tostu yorumu kaç kere geldi? Ben artık sayamadım. Yani Ayvalık sen tostu yok arkadaşlar oyunda. hayır bir de evet sen bir de şeyi sorsan yani atıyorum böyle İç Anadolu'da bir tostçuya gidip de merhaba bakar mısınız? Neyiniz var acaba? Ne tarz tostunuz var? Adam sana diyecek ki karışık var, sucuklu var, kaşarlı var. Sucuklu. Ha, yani şey, domates koyarım. Domates koyuyor musun? Koyarız falan der yani böyle işte. Ketçap mayonez var mı? Var falan der. Yani bunlar artık bir şey gibi. Tostçuya gidip kimse menü istemez. Kimse kaç çeşit var diye sormaz. Yani İçecek genelde için hatta orada aynen. yazar yani birkaç tane çeşit olur ve orada yazar sucuklu, işte kaşarlı, karışık falan gibi orada Aynen. yazar. İki de Oradan içecek bakıp olur. söylersin. Kola, Evet. gazoz, ayran içecek olur. O kadar. Yani evet. Çiğ köfteden sonra dünyanın en basit işi. sonraki soru, abi neden minimum 1060 istiyor? Minimum GTX 1060 gerekiyormuş oyun için. Benim 1050 Ti'li laptop ağladı sistem gereksinimlerinde. Bende öyle bir ekran kartı yok, fakirim. Abi sistem gereksinimleri high-end bir sistem gereksinimi olmaz diye düşünüyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Evet, tabii ki öyle bir şey olmayacak. O bir hataydı galiba yaptığımız. Evet, Hatta evet. ben onu düzelttim. Evet. Hala işte bu sistem gereksinimi çok fazla değil mi diye yorumlar geliyordu. Yani o şimdilik sadece oraya salladığımız bir şey arkadaşlar, sistem. Evet. Öyle olmayacak tabii ki. Oyun çok düşük grafikli. Bu arada oyun Lumen kullanıyor. Evet. Ama çok şey, nasıl denir ona? Minimal. Minimal bir versiyonu diyelim. Çok kıstım her şeyi yani. O yüzden büyük ihtimalle oynayabileceksiniz bilgisayarınızda. Oynarsınız, laptopunuzda falan oynarsınız, bir şey Evet. olmaz yani. Sonraki soru, playtime ne kadar abi? Bunu cevapladık. Cevapladık. Birkaç saat olacak. Bir aralar tostçu tarzı PlayStation 2 estetiğinde oyunlar oynuyordun. O oyunlar mı sana ilham verdi, yoksa tostçu yapma sürecin ne yardımcı olması için mi oynuyordun onları? Pardon, biraz Yo ona ekleyecek. evet tabii evet bu oyunları çok fazla korku oyunu oynuyorduk yayınlarda ve yani bir noktadan sonra hep beraber şey konuşmaya başladık hani biz yapsaydık nasıl olurdu böyle bir oyun nasıl bir konsept olurdu hani bak Türkiye'de esasen hani şey mi cinimini geçtim Türkiye'de esasen liminal korkuyu verebileceğimiz yerler yani açıkçası şeyi hatırlamıyorum yayın orada duruyor bakmak lazım. Kim ilk başta tost fikrini attı? Gerçekten hatırlamıyorum. Ama şöyle oldu. Birisi bu fikri attı. Ben de atmış olabilirim. Anıl da Ben atmış onu olabilir. bulmaya çalıştım bu arada ve bulamadım. Yani böyle bu arkadaş Ya orada bir yerdeyse chat'ten yorumlara birisi de yazsın. evet chat'ten birisi de olabilir. Yani ya da ben de söylemiş olabilirim. İnanın hatırlamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Bir iki gün sonra Anıl bana çalışan bir tost yapma oyunu build'ı attı.
Hatta böyle ben bu oyunu yapıyorum, gelin play test falan diye böyle o build'i oynayan 4-5 tane insan oldu. Evet. Daha sonra Anıl'la konuştuk ve ben şey falan dedim, beraber yapalım bu oyunu biz yani hani. Hikayesini ben yazayım. Geri kalan işte oyun yapımı yani, çünkü ben yazılım bilmiyorum. Unreal Engine bilmiyorum. Ama yani geri kalan her şeyde ben yardım edebilirim. Beraber yapalım gibi falan konuştuk ve evet, ya 2 gün sonra Evet. vardı yani oyunun kemik hali. Bu muhabbetten. Anıl da nasıl bir manyaksa yani, oturmuş yapmış. O evet o yani evet çünkü şey abi hani böyle bir prototip halini yapması kolay oluyor genelde oyunların. Genelde böyle hani şey grafik şöyle ilerler hani gitgide zorlaşır yapması sona doğru. Öyle oldu bunda da yani hemen bir hafta içinde galiba etrafta yürüyebildiğin bir şeyleri alıp atabildiğin bir build'ımız vardı. Şu anda direkt şey gibi sistemler bile var oyunda yani. Yani tost yapabiliyorsun ve işte tostu verebiliyorsun. Manuel bir şekilde bunların hepsi var. Hatta yani tost, dışarıda bıraktığın malzemeler bir yerden sonra çürüyor bile. Hani onlar da Çürüyor. var. Hatta şeyin soğuk odanın klimasını yani klima mı denir ona bilmiyorum da soğutucusunu açıp kapayabiliyorsun falan. Evet. Böyle Bunlar detaylar Var şu anda yani hani o sebeple esasen yani çok minimal bir şekilde oturup da sadece tost modunu belki demo olarak oyun çıkmadan önce koyabiliriz, bilmiyoruz. evet, bakalım. Alt yazıların arkasına siyah background kötü gözükmüş. Bu şu anki şeyde yok, versiyonda yok. Steam kartları olacak mı? Çok detay bir soru. Yani olur herhalde Olur. bilmiyorum. Olur, Olur seviyorum ben. diyelim. Seviyorum ben o muhabbeti, yaparız. Evet, achievement Steam kartı falan olur herhalde. Abi konuşmalar daha sokak ağzı mı olacak peki? Bunu da cevapladık gibi. Evet. Evet yani oradaki insanlar nasıl konuşuyorsa büyük ihtimalle öyle olur ama çok da böyle şiveyi abartmadan tabii. Komedi haline dönüşmeden. Televizyonda programlar olacak mı? Evet. Evet. Custom oraya içerik yapacağız. Ben özellikle yani benim güçlü karınlarımdan birisi olduğu için oraya bir YouTube kanalına yapar gibi ben içerik yapacağım. Hatta artık kameram da var yani. O sebeple olacak, evet. Radyoda da olacak, televizyonda da olacak. Şu bu platforma gelecek mi soruları bunu geçiyorum. Yani zaten PC, cevapladık belki gibi Mac. belki Mac evet şimdilik. 90'lar ortamının oyun içi bir etkisi var mı ya da nasıl yansıyor oyuna? Abi Cep oyunda telefonu yok. Türkiye'nin cep telefonu yok. Abi oyunda Türkiye'nin siyasi havası hakkında bir subplot var mı? Yani bunu açıklar mıyız olsa da zaten bilmiyorum. Yani evet. evet. Peki 90'lar unsurlarını oyunda başka nerede hissedeceğiz? Bu genel olarak böyle 90'ların etkisi oyuna tarzı sorular. Yani bu çok şey bir soru. Yani sen orada yol kenarında bir tostçusun. Maksimum hissedeceğin televizyondaki programlar, vakumda bir yer orası yani. Araba markaları Evet. modelleri belki. Ki onda bile çok hala Ki Şahin Mahin kullanan insanlar var yani. aynen. O sebeple kafanın içinde hissedeceksin. Evet. Te Cep televizyonu telefonu yok. cep telefonu yok, telefonda hissedeceksin falan. Aynen. Yani Müzik, öyle. müzikler belki bilmiyorum. Aynen. Belki müzikler. Yani radyodan gelen müzikler bu arada. Oyunda müzik yok yoksa. Estetik bir tercih yani. Evet. Half-Life 2 tarzı bir fizik etkileşimi mi var? Evet. Şimdi evet ama bir yandan da bir şeyler değişti son zamanlarda. tam olarak böyle elinizde tuttuğunuz şeyi oraya buraya sallarken yani her şey fizik her şeyin fizik etkileşimi olmayacak büyük ihtimalle. Bunun bazı sebepleri var. İşte eşyayı elinde çevirebilme falan istiyorum ben. Daha böyle yani istediğin bir yere istediğin bir şeyde istediğim bir pozisyonda falan koyabilmeni istiyorum. Tuttuğum bir şeyi. Onları yapabilmek için fizik bazı noktalarda şey oluyor. Fiziği kapatıyoruz. Fiziksiz oluyor.
Ama genel olarak şey yani bir şeyleri atıyorsun ya da bıraktığın zaman fiziksel olarak etkileşiyor. Onlar var. Hatta şey falan olacak işte. Ayranı yere düşürürseniz patlayacak falan. Onları yapacağım. Şeyde Bunu sen şu hala anda duyuyorsun. evet şeyde hala tabii şey falan oldum ben ayran mı patlıyor falan oldu. Şeylerde ama tabii ki ya tost yapmak fizik temelli olduğu için zor. Yani hani ben mesela yaparken şey oluyorum. Bir de araya bir de şey de girecek. Ben bir de gerginliksiz yapıyorum. Ama araya şey de girecek. İşte müşteri beklentisi falan bilmem ne girecek. Ben sürekli bir şeyleri alırken düşürüyorum. Çünkü yani sucuk yuvarlak sucuk alacağım ve hitbox'ı küçük. Ve yani gerçekten o sucuğu seçip şeye koyup ekmeği açıp ekmeğin içine koyup onun üzerine domates koyup domatesi koyuyorsun sucuk düşüyor falan mesela yani hani kayıyor mayıyor bir şeyler oluyor. Yani şimdi şey noktasında tabii tasarımsal bir karar vermek noktası gelecek. Basalım ve löp diye koysun ve yapışsın mı oraya? O da olabilir mesela yani sucuğu alırsın. Yapışır oraya, kapatırsın falan. Kapattıktan sonra dökülmüyor hiçbir şey. Orası okey de. Yoksa long Yoksa drive long drive mı? Aynen yani. yapacağız? Çünkü long drive da o da komik. Ama yani böyle işte bakacağız. Biraz şey yapmak lazım. Test yapmak lazım biraz. Evet, bence son halinde bir şey Evet. yapmak lazım. Aynen. Görmek lazım onu. Aynen. Acı atılıyor mu? Evet. Geçiyorum. Yani. Abi çok gergin olmasın da oynayalım ya. Kolay mod olacak mı? Kolay Sonsuz mod modu yaparsın. nasıl oluyor? Kolay modu nasıl olacak? Yani hayır, kolay modu şey açılan demiş. Gergin olmasın hani. Yani korkusuz, bu herhalde sonsuz modu oynayabilir bu Yani. arkadaş. Yani umarım yapabiliriz bu arada. Sonsuz modu da şimdi şey kesin olacak gibi şey yapmayalım da yapmak istiyoruz ama. Evet. PlayStation 1 efektini kapatabiliyor muyuz? Ben buna hayır Yani demek istiyorum ama. bilmiyoruz. Kapatabilirsiniz tabii ki. Yani yapabiliriz bunu. Ama yapılmasını istiyor muyuz? Yani biraz şey gibi çünkü böyle bir karar verdik ve yani genelde ben şey gibi hissediyorum. Yani bu adam bunu bu şekilde tasarlamış. Böyle oynamamızı istiyor, böyle tecrübe etmemizi istiyor. Ve bir de genel olarak mesela benim hazırladığım modeller falan hep bu filtre göz önünde bulundurularak yapılıyor. Filtreyi kaldırınca o model bilmiyorum, çok istediğim gibi görünmeyebilir. Yani ben buna hayır demek isterim açıkçası. Evet. Ben Bir de çok bu bakalım. taraftayım. Ben de bu taraftayım bir tık. Bence de hayır gibi. Yani bir planım şey, belki hani çünkü PlayStation 1'in de sonraki versiyonlarında çözünürlük mesela iki katına falan çıktı. Belki hani öyle bir şey yapabiliriz. Biraz daha yüksek, yani iki kat yüksek çözünürlükte oynayabildiğin bir mod olabilir. Ama evet, efekt büyük ihtimalle kapanmayacak. Sonraki soru. It would be great if there was an endless mode. Evet. Zaten cevapladık. kanka, Discord sunucunuz falan var mı? Katılıp Kanka muhabbet etmek isterim. yok Discord sunucumuz ama açacağız. Belki bu video çıktığında Evet. açılmış olur. Bu videonun yorumlarına koyarız hatta oradan gelirsiniz. Büyük ihtimalle öyle yaparız. Bu Aynen. da öyle yaparız aynen. The video looks great. The only thing I wonder is the name of the company. Şirket yok bu arada. Ravenscape Interactive or Ravenscape Collective. Bunu istersen sen cevapla abi. Onu sen. videoda şey videoda Ravenscape Interactive yazıyor. Onu bilerek yaptım. İşte Ravenscape Collective'in sanki böyle şey gibi biraz. Aperture Science gibi. Yani gerçek bir şey Evet. değil yani hani çünkü eskiden ne bileyim benim çok sevdiğim oyun firmalar arasında hep böyle sonlarında Interactive falan yazardı. O sebeple biraz ona şey olsun diye yaptım. Ona gönderme olsun diye yaptım. Ravenscape Collective tabi. Ya yani Bir de başındaki şey kısım bir tık şaka yani.
Bir de evet, bir de şey, yani benim çok hoşuma gidiyor bu arada bu. Şu senin izlediğin bir YouTube kanalı vardı. İsmini unuttum. Bu yani uzaylı istilası oluyor ve onunla ilgili videolar. Sun Vanished. Ha yok şey, şey Kanalımız Gemini Home Entertainment. Gemini Home Entertainment tarzı bir şey olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle Aynen. bir şirket gerçekte varmış ve bunu yapıyormuş gibi. Hani böyle bir cursed bir oyun yapıyormuş gibi. Aynen. Evet, teaserla ilgili oyun şey soruları yorumları geçiyorum abi. Bayağı süre geçti. Hani teaser artık o eski teaser güncel değil arkadaşlar. Onları geçiyorum. Genel oyun geliştirme ile alakalı 3 tane soru var ve bitiriyoruz sonrasında soruları. Ben oyunların görsel kısmını sanat tarzını belirleyen kişi olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Çok geniş bir soru. Sen cevap ver buna. Genelde bu görsel kısmını sanat tarzını belirleyen kişi art director oluyor arkadaşlar. Bu sinemada da işte sinematografer olarak geçen kişi. Bu kişi genelde böyle bu rolü okuyup işte sadece bu rolü yapan birisi olmuyor. Genel olarak bir sanat geçmişi olan birisi oluyor. Yani önce sana şey öneririm. Öncelikle kalemini geliştir. Hani kalemini derken çizimini ya da bilmiyorum hangi sanat dalını şey yapmak istiyorsun da ileride oyunlarda neye yakın olmak istiyorsan mesela konsept art mı yapacaksın bilmiyorum. Ama genel olarak art director şey oluyor. Mesela konsept art'ta çok iyi olan birisi. Ha bu adamın tarzı var ve şey damak tadı çok iyi sanat konusunda. Bu adam art director olabilir tarzı atıyorlar seni o role. Ya da işte ne bileyim 3D ile başladın diyelim ki 3 boyutlu modeller yapıyorsun ve bir noktaya geldin artık hani o kadar şey senior'sın ki art director olabilecek kıvama geliyorsun. O yüzden önce hani kendini görsel açıdan geliştir. Yani O ben da sana, evet, alan da sana kalmış hani iki boyutlu, üç boyutlu sen bilirsin. artık tabii böyle kendini geliştirmek için de çok fazla ortam ve imkan var. Yani eskiden bu kadar fazla şey Evet. yoktu. Ne bileyim Kurslar işte var. yani kursları geçtim. Bayağı bildiğin hani biraz çizimini kendin yani bir hepsinin YouTube'da tutorial'ı var yani. Bence işin en temelinde yani bir tık şey gerekiyor. Bir tık böyle çizim yeteneği geliştirmek her zaman faydalı. Bir geometrik altyapı falan gibi şeyleri öğrenmek, Evet. desen Perspektif. öğrenmek. Biraz kendi derdini anlatabilecek kadar yani Botticelli gibi yap demiyorum sana ama yani kendi derdini anlatabilecek gibi kadar çizim yapmayı öğrensen iyi olur. Onun dışında geri kalan her şey için YouTube tutorialları var zaten ve yani o YouTube tutorialarından çoğu şeyi bakarak çözebiliyorsun yani illüstrasyondur, işte Photoshop kullanımıdır, zarttır, zurttur. Bu tarz ortamlara girip tabii ki küçük küçük böyle game jamlere katılmak insanlar çünkü oyun için görsel yaratmak da apayrı bir şey. Mesela bak Barış 2 gündür şey Zade Barış 2 gündür şey öğreniyor Blender öğreniyor. Yani Twitter'dan yaptığı modelleri falan paylaşıyor. Tam biz de kayıda girmeden önce onunla konuşuyordum. Hani adam kendisine oturmuş öğretmiş yani herhangi bir yere gitmeden. Hani bütün bunlar olabiliyor. Bir tık sadece gerçekten vakit vermek gerekiyor. İnsanlar Evet. bunları çok büyük şeylermiş gibi görüyor ama değil. Kendinize gün içinde ayırabileceğiniz bir 3 saat, belki 4 saat sizi 4-5 ayda bir yere getirir yani bu konuda. Evet. Yani ve o noktaya gelince yani bu arada sanat yönetmenleri genelde yani yaş almış oluyorlar. En azından bir 40 artı görüyorum ben hep. Bilmiyorum hiç Evet. görmedim daha önce. daha gencini. Onlar da mesela önceki projelerinde mesela sadece bir şey sanatçı pozisyonunda oradalar. Yani 2D, 3D artist olarak ya da bir senior artist oluyorlar önce. O yüzden zaten ilk baştan art director olarak başlayamayacaksın. Bir yerden başla ve yıllar sonra şey o pozisyona gelebilirsin. Yani o öyle bir şey pozisyon bir de değil yani.
Direkt başvurdum ve ilk başvurduğum şey o oldu gibi bir şey değil. Ya bir de şey falan çok değişiyor. İnsanın estetik algısı her anlamda yıllar geçtikçe çok değişiyor. Yani başlarda Evet. beğendiğin ve hoşuna giden şeyleri bir 30 yaşından sonra falan beğenmemeye başlayabiliyorsun. Hani o sebeple Evet. bence hani şey gibi de düşünmemek lazım. Hani hep bu gelişme işi. O gelişme döngüsüne girebiliyorsan, o devinimin içine girebiliyorsan sürekli yeni şeyler keşfedip bunları zaten kendi yapmak istediğin şeyleri aktarıyor oluyorsun. Yani bu sanatın her alanında aynı. Hani o sebeple sen öyle bir devinimin içine girmek istiyor musun ve bu devinimden ilgin var mı mesela? Yani çünkü ben çok şey gördüm. Gerçekten ilgisi olmayıp sadece iş olsun diye ne bileyim 3D model öğrenen insan falan gördüm. Yani gerçekten tutkusu olmadığı için gelişemiyor. Tamam evet belki öğreniyor model yapmayı. Ama estetik anlamda bir yere götüremiyor kafasının içindeki şeyleri. Estetik anlamda bir yere götüremeyince de artık Evet. kötü bir şey çıkartamıyor gibi oluyor ve boşu boşuna vaktini harcamış gibi oluyor. Yani sen Evet, bir de evet, sanat yönetmeni bir de o açıdan da aynı bir yaratıcı bir insan olması gerekiyor. Çünkü sen altında mesela 5 tane diyelim ki küçük bir firmada 5 tane şey olacak, artist olacak ve sen söylüyorsun onlara ne yapmaları gerektiğini. Bu açıdan hani senin bir vizyonun olması gerekiyor oyunla evet. ilgili. Şey yapamazsın yani. Sadece bir iş ve model yapıyorum tarzı bir şey değil bu. O yüzden hani şey de olman gerekiyor dediğin gibi yani kendini sürekli geliştirmek istemen gerekiyor önce. Evet. Gerçekten de bu şeyin içinde olman lazım. Bu döngünün içinde mutluysan eğer devamı gelir. Ama artık böyle bir yerden sonra kendini zorluyorsan ve seni çekecek, ilham verecek bir şey bulamıyorsan belki de bu taraf değildir yani olman gereken taraf. Onun bir tık farkına varmak lazım o yüzden. Evet, biraz böyle çekici geliyor tabii. İşte oyunu ben tasarlamak istiyorum ya da oyunun görsel kısmını sadece ben tasarlamak istiyorum tarzı. Evet. Ama evet, belki hani bu arkadaş, bu arada bilmiyorum çok da konuda yazmamış. Belki hani tek başıma ya da birkaç kişi bir araya gelip ben görsel kısmını üstlenmek istiyorum tarzı mı yazdı acaba? Ama sanat tarzını belirleyen bilmiyorum biraz böyle büyük bir prodüksiyon gibi geldi kulağıma. O yüzden öyle cevap verdim ama yani küçük bir grupsa tabii ki ya benim gibi mesela bizde ben görsel kısmını üstlendim ve hani görsel olarak şeyi ben belirliyorum tarzını gibi bir şey oldu. Bu yapılabilir tabii ki. Bunda bir şey yok yani. Bunun için sadece bir işte 3D artist olman yeterli. Aynen öyle. Evet, ikinci soru bayağı uzattık. Oyun yapım süreçlerinde testin rolünün ne olduğunu merak ediyorum. Bug bulmak. Yani Evet. farklı insanların yani bir noktadan sonra şey oluyor. Sen bir şeyi her konuda oluyor bu. Tünel vizyon oluyor bayağı böyle bildiğin. Evet. O tünel vizyondan kurtulmak için şeyde de aynı şeydir. Bir çizim yaparsın ve çok beğenirsin. Ve işte dersin ki abi okey bu çok iyi oldu dersin ama işte uyursun uyanırsın baktığında bok gibi görünür. Çünkü Aynen. yani gözün alışmıştır artık senin. O yüzden her zaman bir şey yaptıktan sonra bir ertesi gün bakmak lazım. O sebeple bu tünel vizyonundan kurtulmak için tamamen. Başka insanlar başka açılardan baksın diye. Aynen. Ve bug bulmak. Evet, aynen. Oyun çıkmadan önce oyun hakkında bir fikir elde etmek. Aynen. Game dev olmak isteyen bir bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak kullanılan oyun motoru Unity midir acaba? Hayır. Unreal Engine 5. İyi ki şey değilmiş zaten. İyi ki Unity'de değilmiş. Evet. Ona bir geri adım attılar son. Ama evet. Yine de Unity'den uzak durun arkadaşlar. Bu kadar abi sorular. Soruları bitirdik. Vallahi yine dolu dolu yaptık ha. Bayağı şeyimiz varmış yani. Bayağı muhabbetimiz varmış. Ben bu kadar fazla şey çıkar diye düşünmüyordum. Ben de evet. Bak Aynen. bir önceki bölüm 47 dakika. Bu bölüm bayağı bildiğin neredeyse 2 saat. Vay. 2 saat. Evet. 2 saat izleyecek mi kimse acaba? Merak ediyorum. İzlerler İzlerler herhalde bilmiyorum. herhalde. İnsanlara muhabbet olsun yani arkaya açıp duruyorlar. Evet sevgili dostlar. O zaman seni kapatırken söylemek istediğin bir şey var mı? Valla
Başta söylediğim gibi çok teşekkürler. Gerçekten yani bütün pozitif yorumlar için çok 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 teşekkürler. Bütün gösterdiğiniz ilgi için, like'lar, gelen like'lar, Twitter'da takipler, wishlist'ler. Çok teşekkürler. Yani biz çünkü hobi projesi olarak başladık. Hiç böyle yani sıfır kişi de olsa etrafında bu oyunun biz yine yapacaktık. Ama böyle bir şey olması çok mutlu ediyor insanı. Böyle zevk için yaptığın bir şeyin ilgi görmesi. O yüzden çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer izlediyseniz 2 saat boyunca bunun için de ayrıca teşekkürler. Evet, sevgili dostlar, bu bölümümüzde böyleydi. Tosçu'nun development'a devam ederken böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Like ve yorum atarsanız ve sorularınızı bu videonun altına yazarsanız bir sonraki bölümde onları da okuruz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Oyunumuza ilgi gösterdiğiniz için daha önce çok teşekkürler. Umalım ki bir sonraki videomuzda 10.000 wishlist olmuş olalım diyoruz. Evet. Ve kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin. Güle güle.